Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım ses geliyordur, her şey yolundadır. Sezgin Bey söz istemiş, ona Sezgin şey söz vereyim. Hem de aynı kişi olmadığınız belli olur. Sezgin Bey ses geliyor mu diye bir teyit etseniz inşallah. Ondan sonra başlayalım. Sakin ve iyi iletişim olacak bir oda olacak gibi gözüküyor inşallah. Bütün sakin olmayanlar ve de öyle bakmak lazım ya. Belki sakin olmayanları başka bir odaya göndermiş olduk. Kusura bakmayın. Bugün Hoca Efendi'nin son videosundan hareketle o son videoda yani son videoya gelen süreç bir ders çıkarma açısından yani bir insanı zorla bir şey yaptırmak durumda mı kaldık? İstemediği bir şey mi oldu? İyi mi oldu? Kötü mü oldu? Kim yaptı? Ne oldu? Çok yönlendirici olmak istemiyorum ama nihayetinde işte birkaç hafta önce Hoca Efendi kaçırıldığı iddiaları veya o da TV'nin haberleriyle, Hoca Efendi'nin hastanede olduğu haberleriyle cemaat medyasının gündemine giren, cemaat tabanının gündemine gelen bir meseleydi. İlkin inkar edildi, sonra fotoğraf paylaşıldı, sonra gazeteciler ziyaret etti. En sonunda Abdullah Aymaz abinin de olduğu bir grup insanın ziyaretiyle beraber bir videolu görüntü paylaşıldı. Bu böyle bir taban veya ne derler buna? Popülizmin bir işareti mi? Tabana böyle cevap verme mecburiyeti gibi bir şey mi ortaya çıkıyor? Ne oluyor, ne bitiyor? Yani onun için şey yapayım. Arkadaşlar odalar çakışıyor da ben 2-3 saat öncesinden duyurmuştum. Bir de bizim tarzımız farklı. Emre Bey de teklif etti orada konuşalım diye ama ben burada biraz sizi dinlemek istiyorum. Zaten ben her türlü bir platformum var konuşurum. Siz ne görüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz bunu yapalım. Bu diğerleri gibi belki bir gerekmedikçe çok özet yapmayacağım ama yine de inşallah kısa kısa düşünce ve yorumlarınızdan hareket edebilir. Soru sormak isteyen olursa soru da sorabilir. İstiyorsanız Han sizinle başlayalım. Buyurun Han. Ne oldu Evet, şimdi? öncelikle herkese merhabalar. Merhabalar. Ben kendime eskiden bu hani devlet tabirle cemaat üyesi, sonradan 5 yıldır kopuk yaşıyorum. Sebebi ise hani üst taraftan tatmin edici bir açıklama olmadığı için. Hani devlet tabirle alt tabaka öyle diyeyim. Bence Türkiye yani dışında mısınız peki? ben şu an hapis yattım, hücrede kaldım. İşte 7 yıldan fazla bir ceza verdiler. Şu an yurt dışındayım. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum abi. Bunu dürüstlükle söylüyorum. Yani yaşadığım süreci şöyle söyleyeyim. Hani keşke baylok yüklü olsaydı 6 yıl 2 ay falan ceza alırdım. Hani Orta Asya'da çalıştığım için, cemaat kolejlerinde çalıştığım için savcının benim avukatıma dediğini söylüyorum. Yani onun bana aktardığını. Ya diyor ki bu adam nasıl olur da yani Orta Asya'da çalışmış. Hep cemaat kurumlarında çalışmış ama nasıl olur da bunda baylok olmaz. Yani kendini herhalde Sizi çok iyi iyice gizlemiş. kripto mahrem diye ceza verdiler. Yani Anladım. aynen yani şüphe üzerine 7-1 hani bende böyle herkesin olduğu gibi işte Zaman Gazetesi işte çocuğunu özel okula yollamış. Bankasya'dan işte maaş almış. Yani böyle yani klasik yani bir tiyatronun içinde. Zaten ondan dolayıdır yanlış hatırlamıyorsam 4 yıldır Yargıtay'da hala cevap bekliyorum. Zannımca bozarlar yani. Öyle düşünüyorum. Çok geçmiş olsun. Teşekkür Evet. ediyorum. Yani Nasıl görüyorsunuz süreci peki? Yani bu tecrübeler, mesafeli duruşunuz falan. önce Ne oldu mesafeli sizce? duruşumun sebebini söyleyeyim. Yani bu olay olduktan sonra şöyle aklımı topladım. Yani devlet size bir propaganda yapıyor. Acaba bir de ben eskiden Hoca Efendi diyorum. Şimdi Fethullah Gülen diyorum. Beni tatmin edici bir açıklamada bulunmadığı için. Uluslararası basına verdiği tüm röportajları tek tek dinledim. Hani tatmin olmadım. Geldiğim sonuç şu olmuştu. Yani zannımca yani bir yerlerden duyduğum, gördüğüm, ettiğim değil. Yani bu kendimce kanıya vardığım şey. Bunlar herhalde şöyle düşündüler. İşte 28 Şubat var. Atatürk görünümlü, Kemalist görünümlü işte bir darbe yapalım. 28 Şubat'ta olduğu gibi işte 3 tane tank, 3 tane uçak kaldırırsak Tayyip işte pılını pırtını toplar, kaçar diye düşündüler. Tam tersi Tayyip Erdoğan bundan haber oldu. Bunları tuzağa çekti. Bence tiyatro dedikleri kesin de bu.
Niye böyle düşünüyorum? Bunun böyle düşünmemin sebebi şeffaf olmamaları. Bu süreçte de ben mesela Ebu Seleme'nin kim olduğunu bilmem. Etmem ilk defa herkes gibi bu süreçte duydum. Zaten ilk mesajlarında benim üzerimden duyurmuştum. Takip ettiyseniz ben sizi de etiketlemiştim. Benim gördüğüm hala bu şeffaf olmama, işte tabana böyle bir ne diyelim hala böyle mistik bir hava yayma. Yani hala bir işte tabanı alt tabakayı böyle rüyalarla oyalama süreci. Ama Ebu Selemel'in açıklamasıyla bunlarda bence bir panik oluştu. Panik oluşunca da işte 87 yaşına gelmiş. Mesela ben şöyle de bakmıyorum olaya. Yani bunu da söyleyeyim dürüst bir şekilde. Hani ben hani böyle hani muhalif olduysam da yani işte Fethullah Gülen'in ölümünden veya ne bileyim onun başına böyle kötü bir şey gelmesinden öyle bir şeyden medet uman bir insan da değilim. Olmayacağım. Bu fark etmez. Bu Gülen de olabilir, 28 Şubatçı birisi de olabilir. Yani onların tatmin edici bir açıklama yapmasına nasıl diyeyim? Yani en azından Gülen'i sevenleri zoraki de olsa şeffaf hani böyle tırnak içinde Zoraki şeffaf bir olma şeffaflık ortaya çıktı diyorsunuz. yani Tamam. zoraki bir şeffaflık ortaya çıktı. Buradan hani devletten bizi dinleyenlere de şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Mutlaka dinleyenler vardır. Benim onlara tavsiyem hani eline gerçekten ben hapis yatmış birisi olarak söylüyorum. Mesela ilk 6 ayda veya 9 ayda eğer devlet gerçekten devlet gibi davransaydı hani bu insanların hani hapishanede gördüğüm işte kaymakamından öğretmenine, doktorundan savcısına hani bu insanlar hakikaten devlet düşmanı insanlar değildi. Devlet bunlara devletlik yapmadığı için hani o adalet uygulamadığı için hani ilk ayda belki devlet bir şok yaşamıştır. Hani neyin ne olduğunu bilmez de bir ay sonra sen devlet gibi davranıp suçluyu suçsuza ayırıp o günü devlet gibi davransaydı ben %100 şunu söyleyeyim ki o insanların %99'u devletten yana zaten tavır almıştı. Ve zaten cemaatin tabanı diye bir şey kalmazdı. Devlet zaten böyle davrandığı için yani bu insanların sığınacağı bir yer kalmıyor. Cemaate devlet böyle zulüm yaptığı için insanlar şöyle düşünüyorlar diyorlar ki ya bu devlet böyle zulüm yapıyor işte ev hanımını işte hamile kadını yok alakasız esnafı alakasız öğretmeni hapse atıyorsa veya kansere yakalanmış adamı hapse atıyorsa demek ki hakikaten bu bir tiyatro yani cemaat konuda haklı. Yani devlet devlet gibi davranmalı Siz gerçekten. şimdi özetle diyorsunuz ki ben cemaatten koptum eskiden öğretmenlik yapmış birisi olarak da ama bence diyorsunuz bu bir kemalist görünümlü bir darbe yapmaya kalkıştılar. Başka bir açıklaması yok böyle anladığım bir şey. Ama bu Ebu Selemen'in yani şu son günlerdeki şey de zoraki bir şeffaflık. Ebu Selemen'in açıklamasıyla cemaat yönetimi biraz zora düştü. Onu idare etmeye çalışıyor. Yani konu biraz o değil ama nihayetinde bir de dediniz ki devlet eğer hukuk içerisinde bir mücadele yolunu tercih etseydi cemaat tabanını bu kadar ötekileştirmezdi. Cemaat tabanı da büyük ölçüde kendi içindeki kötü işlere bulaşmış insanlara karşı mesafe alırdı. Siz ayrılırdı dediniz ama muhtemelen ben o kadar güçlü bir şey görmüyorum ayrı mesele. Yani ben hapishanede gördüğüm şeyi size söyleyeyim. Yani ilk yani çünkü ben olaydan hemen kısa bir süre sonra alınanlardan bak şunu da ben dürüst bir şekilde söylüyorum. Mesela ben son dakikaya kadar ya diyorum ki kendi kendime. Ya hani biz adalet varsa bu ülkede ben mesela son dakikaya kadar mahkemenin son verdiği karara kadar Türkiye'de bekledim. Beni çıkardılar bir 10 aylık bir 4 veya 5 kere ne bir şeyim oldu yani mahkemem oldu. Orada ben mesela hala şey bekliyorum ya diyorum ki hani bir gazete veya işte ve ben çalıştığım okula da kayım atanmıştı. Ve kayım döneminde bile param maaşım bankasına yatıyordu. Ya diyorum ki hani bir adalet varsa yani bundan dolayı benim ceza almamam lazım. Yani bunların çok böyle büyüttükleri, ne yaptıkları baylok da bende yok. Ondan sonra işte mahkemede bir sürü işte itirafçı, cart curt. Yani bunların hiçbiri de evet diyor ki işte şu şahıs diyor sadece bu okulda öğretmendi yani ya şurada sohbet yapardı yok şurayla ilgilenirdi öyle bir şey de yok. Ben hala şey bekliyorum yani herhalde yaptığıma sayarlar. Tamam, Çünkü sonuç olarak buradan nereye gitmek istiyorsunuz? Onu anlamadım. yani sonuç olarak şuradan devletten mutlaka dinleyenler vardır. Gerçekten mesela benim içim acıyor yani o masum insanlar hapishanede bunu gerçekten gördüm yani içinde mutlaka Anladım. suçlular vardır. %1 bile hani bu cemaati ben 5 yıldır kopuğum. Yani beni mesela Hollanda'da da dışladılar. Hani cemaatteki
ablalarımız. Ben de zaten uğramak da istemiyorum. Ne buradaki Anladım. hani Yani devlete diyorsunuz ki yani dilini vererek daha hukuk içerisinde mücadele edilse böyle olmaz. Belki onların yani amacı da devlete şunu değildir demek zaten. istiyorum. Ben bu cemaati az çok tanıdıysam 18-19 yaşımdan beri tanıyorum. Anladım. %99'una %1'inin yaptığı hatayı %99'una ödettirdiler. Çok büyük bir hata yaptılar. Yani en azından 8 yıldır dönmediler bu hatadan. En azından bundan sonra dönmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer Anladım. bu insanları cemaatten koparmak istiyorlarsa, yöntemleri Teşekkür ederim. yanlış. Belki amaçları o değildir. Belki radikalleştirmeye çalışıyordurlar. O da ayrı bir mesele ama teşekkür ederim. Cemaatten kimse radikalleşmez. Yani onu da yapıyorlarsa boşuna yapıyorlardır. Biz bunun ilmi irfanı var. Bunu ayrı konuşuruz. Özür diliyorum ama devam edelim istiyorsanız. Tamam. Murat Bey söz alacaktı. Evet, sesim geliyor mu? Geliyor. Gayet iyi duyuyoruz. Buyurun. Siz ne düşünüyorsunuz? Video yani konuyu dağıtmayalım isterseniz. Bu işte hoca Soru cevap efendinin yapmayacağım zaten. Satışma var, almayacağım üstüme. Sadece kendi yorumumu bende nasıl bir etki yaptı onu söyleyeceğim. yani videoyla ilgili konuşuyoruz değil mi? Evet. Süreç genel olarak o zaman yani işte sessizlik, Oda TV haberleri, fotoğraf, ziyaret, sonuç olarak video. Ne düşündürdü size? Ya su böyle bir nasıl diyeyim? Bir çubukla çamurlu su bulandırıldı. Ondan sonra bir müddet sonra tortu çöktü. Ben de en azından böyle oldu. Ben bu arada şunu fark ettim. Bugün cemaatin başında hoca efendi olmazsa ne olur? Ne İlk olur? etap ilk bana göre ilk etapta bir tarumarlık olur. Bediüzzaman Hazretleri'nin vefatı gibi. Ondan sonra bir kesim insanlar bazı değerler etrafında toplanır. Kimileri işte bu odaya geliyor gibi birinin peşine takılır. Kimileri başka artık herkes fıtratına göre. Ama en nihayetinde değerler değişmeyecektir. Değerler etrafında toplanıp farklı gruplar halinde bu işler devam edecektir diye düşünüyorum. Bence bu kadar yaygaraya gerek yoktu. Bu yaygaranın en ana başlığı da şeffaflık üzerinden konuşuluyor. Şeffaflığa dem vuranlar ne kadar şeffaf, onu da belki konuşmamız lazım. Yani cemaatin üst yönetimine çok affedersin, yavşak boklar deyip şeffaf mı oluyoruz Önder Aytaç gibi? Bilemiyorum. Veya işte video yayınlanıyor, fotoğraf yayınlanıyor. Siz teşekkür ediyorsunuz gayet nazik bir şekilde. Böyle sıcağı sıcağına orada ne bitiyor, ne oluyor, ne bitiyor. Aslında video yayınlansa şeffaf mı olunuyor? Böyle şeffaflık kavramını da bir ara sizle tartışmamız lazım sanırım. Böyle uzun uzun. Gerçi takip ediyoruz odalarınızı, yayınlarınızı ama bence o şeffaflık konusunda bir ortak noktada buluşamıyoruz. Ne Bu kadar konu şeffaf? ama Murat Bey bu konu şeffaflıkla ilgili değil aslında. Yani bu konu Hoca Efendi'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilse o şeffaflık olurdu da artık yani gizli kapaklı bir şekilde karar mesela nasıl karar verildi bilmiyoruz. Doktoru verdi deniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doktoru kim? Nasıl verdi? Gerçekten doktoru verdi diye Cevdet abi böyle bir şey mi yaptı? Yoksa filan. Yani bunları zaten bilmiyoruz. Şeffaflık biraz bu mekanizmalarla ilgili, sorumluluklarla ilgili bir sıkıntı olsa kim mesul filan. Burada biraz bir kriz yönetimi var. Yani cemaatin haberi olmaksızın hoca efendi bir yerden bir yere götürülüyor. Bunu insanlar biliyor, bir kısım insanlar. Yurt dışındakiler filan. Yurt dışındakilerin de Türkiye'dekiler de bilmiyor. Bunlara da bir açıklama yapılmıyor. Ben mesela öğrendiğim zaman niye böyle bir satır iki satır bir mesajla açıklamıyorsunuz dua isteyen insanlara falan. Öyle bir şey yapmadılar mesela. Gerek görmediler. Ama sonra haber duyulunca herkes panikliyor. Yurt dışına insanlar arıyor. Yani bu bir şeffaflık şeyi değil. Yani bu daha ziyade bir artık bilgilendirme basit bir şey gibi. Yani şeffaflık başka bir konu. Anlatabiliyor muyum? Başka bir zaman. Yani mesela Aslında geçen haftaydı belki. Anlatabiliyor yok. muyum? Yok. Yani şeffaflık daha genel geçer bir mesele. Yani cemaatin belki başka zaman belki konuşulabilir. Yani Ya. şeffaflığa bakan bir tarafı var. Yok demiyorum. Yani bence işte mesela en azından bir şey izleyecek neden pardon. Mesela bir şey gizleyecek bir durum değil. Şöyle böyle yavaş yavaş o mesajların istenilen şekilde verilmiş olması bir nebze iletişim konusunda şeffaflık oldu dedirtiyor. Ama şeffaflık bu demek değil. Biz Hoca Efendi'nin hangi saat ne çay içtiğini, yanında hangi çikolata yediğini bilmek istiyoruz tartışması Ha değil. yani ama buraya kadar iniyor bazen değil mi? Siz de odalardayız yani. Buraya kadar bazen geliyor. Sizce Siz niye onu iniyor buraya kadar? kastetmiyorsunuz tabii ki de. Sizce niye böyle oluyor mesela? Niye bu kadar mesela insanlar
videoya inanmadılar mesela. Abi ben şöyle söyleyeyim. Bana sorarsan ilk seninle görüşmemizi bir odanda konuştuğumda da söylemiştim. Yani mesela az önceki arkadaş Hoca Efendi'ye Fethullah Gülen diyormuş. İşte çünkü tatmin edici bir açıklama bulmamış. Olabilir. Ama bugün Hoca Efendi vefat etti diyelim. Yok. Ne yapacağız? Öğrendiğimiz değerleri mi bırakacağız yani? Ne yapacaksınız? Ben de oradan bakıyorum. Öğrendiğim değerlerle, bildiğim kadarıyla bir gencin elinden tutacağım. İşime bakacağım yani. Hoş ben öğrenci yetiştirmemişim, bir şey yapmamışım ama en azından sağımdakine, solumdakine uzanabildiğimde, elim kolum fiziken uzanamadığıma da dil kalben dua ederek yani ne yapayım? Bir sürü değer öğrendim. Şimdi atayım mı çöpe öldü diye. Bir de böyle bir tarafı var yani. Tamam öldü ya, ölecek. Ölmeyecek mi? Ölünce başımıza kıyamet mi kopacak? Ne yapacağız? Pelperişan mı olacağız? Şimdi bakıyorsun bir sürü peygamber hayatında bir sürü sıkıntı yaşamış kavmiyle beraber. En nihayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dibindeki hadis katibi sahte peygamberin peşinden gitmiş. Niye? Değerden belki istifade edememiş. Şimdi ben bu değerleri bırakıp Hoca Efendi öldü diye tamam oldu bitti ben kendim sadece namazımı kılarım. İslam'ın imanın şartlarını yaparım. Ekstra başka bir şey yapmam. Böyle kurtulacağım mı düşüneceğim? Yani hiç mi topluma faydalı böyle evrensel değerler çok eşliğinde ilginç. Şey yapmayacağım yani. Ölecek yani en nihayetinde değil mi? Niye mesela siz de Han'da ikiniz de ölüm meselesine geldiniz. Niye mesela Hoca Efendi'nin ölümü ve sonrasını konuşma ihtiyacı hissediyorsunuz? Bana çünkü prova gibi geldi. Şimdi baksanıza mesela öldü dendi değil mi? Öbür medyadan hı hı. Abi ister istemez etki altında kalıyorsun duygusal olarak. Hı hı. Sen de düşünüyorsun ya ölse ne yaparım? Onu düşündüm. Hı hı. Ben bir cevap verebilir miyim Murat Bey? Yani aslında siz şuna cevap verin Han Bey. Madem başka sözü senin yok. Siz niye? Siz de aynı mevzuya geldin. İki kişi konuştu. İkisi de Hoca Efendi sonrası şöyle oldu. Yani mesela niye aklınıza o geldi sizin? Hoca Efendi sonrasını konuşmak niye geldi? Ben öyle bir şey söylemedim. Ben şöyle dedim kendimce. Dediniz ki? Dedim ki ben bir insanın ölümünden medet umacak bir insan değilim. Öyle dedim sadece. Ama hani onu da konuşmak lazım. Mesela benim hani hayal kırıklığımın en büyük sebebi şu. Hani Ebu Selemen'in de dediği gibi. Diyor ya Adil Öksüz kim? Ben tanımam Adil'i veya işte Baylok bilmem, Laylok bilmem. Yani ben mesela aklımdaki Hoca Efendi, şu an Fethullah Gülen dedim. Yani bir hoca veya Hoca Efendi'nin kişi başı da kesilse yalan söylemez. Hı hı. Ben hapishanedeyken mesela Hoca Efendi veya şu an Fethullah Gülen dedim. Üstad Hazretleri'yle kıyaslıyorum. Mesela Üstad Hazretleri hakikaten hani talebeleriyle ve bir dava için ve niçin hapse gittiğini biliyordu ya. Mesela benim en fazla zoruma giden şuydu. Ya ben hapse niye girdim? Hani ben bir İslam uğruna girmedim. Gerçekten Hoca Efendi girdi diyor biliyorsunuz değil mi hapse bir zaman? Efendim? Hapse girdi zaten Hoca Efendi talebeleri. Biliyorum ama yani kıyas bu dönemde kıyaslanamayacak kadar yani siz belki 2-3 ay dersiniz sonra gizlenme dönemi var. Ama mesela şu bu dönemle ilgili sen yani siz özür dilerim sen dedim. Yani bu dönemde siz hayatta kıyaslayamazsınız yani. Mesela o hapishaneyi düşün yani mesela ilk başlarda yani düşün devlet nasıl bir psikolojiye girmişse size bir Kur'an-ı Kerim bile vermiyor. Bir seccade bile vermiyor. Ondan sonra suyunuzu kesiyor, abdest alamıyorsunuz. İşte haftada ancak size düşün yani 7 kişinin kalması gereken yerde ben bunu gördüm yani bir gece 47 gün. 40'la 47 gün. 47 kişi arası kalıyorsunuz. 7 kişinin normalde kalması gereken yerde. Teşekkür ediyorum. Hani buradaki yani bende Hoca Efendi veya Fethullah Gülen yani şu an mesela ben geldiğim noktada bakın bana kınayabilirsiniz, kızabilirsiniz. Geldiğim noktada diyorum ki keşke Atatürk daha fazla yaşasaymış. Cemaatler evet. Hakikaten kökten kapatsaymış. Yani adam demek ki o dönemde hani hakikaten bir şeyler görmüş ki yani kullanımı açık şeyler tamam mı? Alanlar böyle. Hani belki en başta yani hoca diyor ya cemaat uçurur. Hoca uçmaz cemaat uçurur muydu? Neydi öyle bir atasöz var ya. Hani uçmaz müritleri uçurur. Evet. Yani benim gördüğüm bunu söylüyorum yani. Belki hala yine bir ne diyelim bir kredi vermek istiyorum. Hani belki Fethullah Gülen'in hakikaten haberi yoktu. Tayyip Erdoğan ilk başta sunduğu bir tez vardı yani hocayı etrafındakiler kötü. Bunu söylediniz hocam özür diliyorum. Şimdi biraz da söz isteyenleri de olduğu için biraz da onlara da vakit bırakmak. Hemen 10 saniyede kapatıyorum. Yani etrafındakiler hakikaten yani cemaatin içinde azgın bir azınlık olduğunu gördük bu süreçte. Teşekkür ediyorum. Öyle, tamam teşekkür ederim. Şimdi Han ve Murat konuştu. Evet düşüncelerim bu kadar. Han'a katılmıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Buyurun Vural Bey
yani siz aslında sıralama öyle değildi ama yukarıda gözüküyorsunuz. Yok estağfurullah, evet. Ben bekleyebilirim, hiç problem değil. Kimsenin şeyini yapmayalım. Hatırlamıyorum ben, yani insanlar gidiyor çıkıyor da İsmail Bey buyurun o zaman, sonra Vural Bey konuşsun. İyi pazarlar herkese. İyi pazarlar. Genelde bu tarz odalarda ben konu başlığına sadık kalmaya çalışıyorum. Her konudaki duygu düşüncemi söylemek yerine konu başlığı ilgili. Ne oldu şimdi derken benim için güzel bir şey oldu. Ben güzel bir şeyi gördüm. Bizim yani yıllardır eleştirdiğimiz cemaatin iletişimde eksik olduğu ve bu konuda gelişmesi gerektiğini söyleyen insanlar olarak, bir tanesi olarak iletişimde gelişme, biraz daha gelişme kat edildiğini gördüm. Daha önce çeşitli iddialara yıllar sonra ancak cevap alınabiliyordu. Ahmet Dönmez bir video çekiyordu atıyorum. Aradan aylar geçiyordu. Muhataplar hiçbir açıklama yapmıyorlardı. Daha sonra baskı artıyordu. Açıklama ancak yapılıyordu. Şimdi çok kısa süre içerisinde Ebu Seleme'nin yapmış olduğu açıklamalarla ilgili cevaplar çok hızlı şekilde verildi. Ve bu yüzden mutluyum ben. Hani iletişimde bir iyileşme var. Hala reaktif ama önemli değil. Bir mesafe kat edildi, kat ediliyor ve bu konuda bence muhataplar da kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Mesela Hoca Efendi'nin nerede olduğu kesinlikle beni ilgilendirmiyor. Hani insan olarak tabii ki de merak ederim. Fakat kimsenin bana nerede olduğunu söylemesi gerekmiyor. Çünkü benim onunla direkt birebir bir iletişimim yok ya da bir konu üzerinde beraber çalışıyoruz. Anladım. Siz iletişimi iyileşti dediniz. Evet. Sömür dediniz. Peki mesajdan ne anladınız? Sizce mesaj neydi videonun? Videonun mesajı hani sağlıklı olduğu, bir de yani Hoca Efendi 80 küsur yaşında ve yıllardır beraber çalıştığı insanlar var. Biz bazen eleştiriyoruz. Falanca olmasın filan. Ama filanca olsun da diyemiyoruz. İşte eleştirilen insanlar var. O videoda bazı eleştirilerin merkezinde, bazı eleştirilerin merkezinde olan insanlar var. Şimdi o insanlar kimler çok eski. Herhalde orada eski Fatih Üniversitesi'nin eski rektörü galiba. Tam hatırlamıyorum. Hoca Efendi'nin sol tarafında oturan. Solunda Hoca Efendi'nin solunda kim vardı ya gerçekten? Abdullah Aymaz vardı bir tarafta. Bir tarafta evet. Naci Tosun var herhalde. Naci Tosun var. Evet. O iki insan da eleştiriyor. Esat diye birinden bahsediyor. Muhammed Bey'den bahsediyor. Evet. Yani orada biraz yani videoda gördüm, bu maksatlı olmuş mudur olmamış mıdır? Onu kesinlikle bir şey söyleyemem fakat şunu söylemek istiyorum. Abdullah Aymaz çok eleştirilen, bazılarının çok eleştirdiği birisi. Naci Tosun zaman zaman eleştirilerin merkezinde olmuş birisi. Herkes böyle çok rahat biçimde eleştirebiliyoruz. Otururuz eleştiririz. Ben her şeyi eleştiriyoruz. Türk toplumunun biraz o konuda güçlü. Ama yerine gelecek kişi nasıl bir perform, ya da zaten bir öneri yok, yerine şu gelsin. Abdullah Aymaz gitsin de gitsin. Kim gelsin? Var mı bir öneri? Yok. Gelen kişi genç, tamam, genç nesilden insanlar gelsin. Fakat yani Hoca Efendi'nin konuşması, günlük bir yaşantısı var. O yaşantısının içerisinde bu gençlerle birebir iş yaptığı zaman acaba 80 küsur yaşındaki bir insan nasıl etkilenecek? Anladım. Yani anlatabiliyor muyum? Özür dilerim. Video dönersek siz bu videoda bu eski kişilerin gözükmesini bir manada onların Hoca Efendi'ye ünsiyetleri, alışkanlıkları açısından bir de onu hatırlattısı. Yani tanıdığı, bildiği insanlarla bir arada olması gayet doğal. Öyle yani biraz da onlara biraz hani bu böyle bir videoda bu tarz insanları olması bir kurgu değil tabii ki de, böyle gelişmiş de olabilir. Fakat hani şuna hizmet etti diyeyim ben o zaman. Hani
o insanlara bir şey kredi, yani kredi ihtiyaçları yok da reputation'ları açısından. Tamam, Hoca Efendi'ye görüşebiliyorlar onlar mesela, onu anladım. Evet, tamam. Evet. Yani onların reputation'ına bir katkı anlamında. Hemen ben teşekkür ederim. Kalın. Ben Murat teşekkür ederim. Bey, siz ne diyorsunuz? Sizi nasıl etkiledi bu mevzu? O sessiz bir durumdan videolu açıklamaya kadar geldi olay. Süreç size ne söyledi, ne anlattı Vural Bey? Evet, iyi akşamlar diliyorum öncelikle. İyi akşamlar. Aslında ben çok şaşırmadım. Yani biraz daha erken bekliyordum ama bu bütün süreç biraz daha komik, şaşırası bir şekilde geldi bana. Çünkü özellikle uzun yıllarını Türkiye'de geçirmiş veya Türkiye'de büyümüş, gelişmiş insanlar şunu çok iyi bilir ki bizlerin böyle yanlış da olsa, şu anda belki oradan uzakta olduğumuz için yanlış da olsa, hepimizin alışkanlıkları var. Hı-hı. Yani o kitapların üstünün kaplanmasından tutun da işte bir yere namaz kılmaya gideceğiniz zaman şuradaki eşortmanlara bakmaya gidelim diyordunuz. Yani her şeyi açık açık konuşmadınız. Ailenizde tartışamadığınız, ailenizde bile, en yakın, en sevdiklerinizde bile her konuyu konuşamadığınız, evin büyüklerinin belli konularda bir şekilde hüküm sürdüğü ve siz hep yukarıdakinin sözüne baktığınız bir kültürde yetiştiğinizler. Ataerkil toplulukta yetiştik. Evet, öyle bir toplumda yetiştik ve hani şu anda tabii ki Hizmet Hareketi cemaat son 10 yıldır inanılmaz bir şekilde yaptıkları yapmadıkları ile ortada olsa da, yani bu kriz meseleleri, hapisler, cezaları vesaire. Şimdi baktığınız zaman hemen hemen her tarafında zaten her şey oluyor. Yani Türkiye'de olan gazetecilerden tutun sanatçılara kadar, yani hangi meslek grubunu ele alsanız, neye tutulsanız da bu şekilde oluyor. Şimdi şöyle, hani bazen insanlar, biraz önce arkadaş da söyledi, keşke işte Atatürk cemaatleri kapatsaydı vesaire. Ya tabii bunlar sosyolojik meseleler. Şimdi bunları konuşmak çok doğru değil ama çoğu zaman insanların gidebileceği başka bir kapı, başka bir dayanak noktası yoktu. Yani ülke buna müsaitti. Yani ülke buna izin vermiyor. Siz bir şey yapmak istediğiniz zaman imkanınız yok ki. Yıllardan süren bir alışkanlık var. Ve şimdi bu olağanüstü durumda bu alışkanlıkların değişip her şeyin belki de şu anda Avrupa'da, Amerika'da yeni gördüğümüz şeylerle değişmesini istiyoruz. Bu da bana biraz komik geliyor. Şöyle bir şey söylersem herhalde çok iyi anlatırım. Ben ilk 2014'te İsviçre'ye gelmiştim. Orada bir arkadaşımı kahvaltıya davet ettim ve gelmedi. Telefon açtım. Niye gelmedin dedim. Ya dedi, unuttum. Bugün bulaşık sırası bende. Ne diyorsun sen dedim. Ya ne bulaşık sırası? Ya dedi, sen dedi bilmiyorsun ama dedi, burada dedi öyle hani her iş kadın yapmaz. Evin işlerini hepimiz yapıyoruz. Ben çok şaşırmıştım bunu ilk duyduğumda. Çünkü biz böyle görmemiştik. Ama şimdi aradan yıllar geçti. Gerçekten de benim bulaşık sıram var. Evi temizleme sıram var. Şimdi bu belli bir süreç alıyor. Hı hı. Ve herkes bunu tam anlayamadığı için veya uygulayamadığı için hala bir şeyler saklanıyorsa, bir şeyler gizleniyorsa biraz bundan kaynaklandığını düşünüyorum. İkinci bir sebep de eskisi kadar bir bağlantı yok. Yani şu anda en dibe kadar bir yani bir konu inmiyor, bir şey, bir fikir oraya ulaşmıyor veya sizin söylediğiniz gitmiyor. Biraz daha kopukluk var şu anda. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Ama Muratli Bey de herhalde onu söylediğine, o söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ben hep şunu düşünüyorum. Birileri bir şeyler yapıyorlar. Yani mümkün olduğu kadar ben hüsnü zanla bakıyorum zaten her şeye. Yani kesinlikle böyle bakmak gerekiyor. Öbür türlüsünü baktığın zaman zaten bir kaosun içindesin. Başka bir şeyin içine gireceksin. Ben burada yapabildiğim her şeyi kendi adıma yapmaya çalışıyorum. Eğer zaten bireyler bir şeyler yaparsa bütün düzelir diye düşünüyorum. Çok fazla da vaktinizi almayayım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bundan sonraki konuşmacılar da bu süreci olumlu mu buldunuz, olumsuz mu buldunuz şeklinde de başlayabilirsiniz. İlla mecbur değilsiniz ama Vural Bey, yani bu ataerkil toplumda yetiştik. Bunun doğal bir sonucu böyle şeyler, baskılar, şeyler. Bir de eskisi kadar bağlantı yok diyor zaten aşağıyla. Bilgi iletişimi çok sağlıklı değil. Sanırım bundan sonra Halis. Evet. Halis de evet. Merhaba. Merhaba.
Şimdi süreci kesinlikle olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. Şimdi nereden çıktı? Şuradan çıktı. Mesela 3 tane gazeteci Hoca Efendi'yi ziyarete gittiler. Ama tanınmış bir gazetecinin tweetine baktım. Dedi ki gördüğüm en komik ziyaret ya da röportaj şeklinde bir tweet attı. Ya şimdi izah ediyorlar, diyorlar ki hasta bir insana bunu ne sorabiliriz? Bir doktorları sorulmamasını söyledi diyorlar. Ama bu kadar bu ortalık bulanmışken, yani Hoca Efendi işte öldü, Türkiye'ye getiriliyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor derken. Yani bence yapılan o üç gazetecinin ziyareti çok olumluydu. Bir de burada asıl söylemek istediğim şu ki, hani şeffafiyetten bahsediyoruz. Biraz önce arkadaş söyledi ya, yani yediği çikolatayı sormuyoruz dediniz. İşte ne bileyim içtiği kahveyi sormuyoruz. Ya yarın bunları da soracaklar. Yani şeffafiyet tamamı yani bugün, nereye gitti? Bugün buna izin verirsek yarın her türlü detayı da sorabilirler. Yok hayır, izin verirsek değil. Zaten Hoca Efendi yahut da cemaatin izin vermediği hiçbir şey yok şu anda. Yani önceden konuşmayanlar da bugün ortamı müsait görüp her türlü atıp tutuyorlar. Şimdi mesela bir arkadaşımız biraz önce dedi ya işte Atatürk cemaatleri kapatsaydı. Ya kardeşim benim ne suçum vardı o zaman? Ben zamanında çok hoş bir hayatım yoktu. Belki şu anda bulunduğum ortamları işte bu insanlar sayesinde ben şey yaptım. Ortam derken yani namazı, niyazı, ibadeti. Halis Bey, şeyde kalsak peki. Şimdi bu video nihayetinde işte Hoca Efendi evet. iki aydır o kaldığı evet. yerden uzaklaştı. Bundan haberiniz yoktu insanların. Sonra evet. çeşitli haberler, baskılarla haberiniz oldu. Sonra fotoğrafa, videoya inanmadılar. Ziyarete de inanmadılar. Hoca Efendi'nin sohbeti yayınlandı. Bunu yani, siz olumlu mu buluyorsunuz, olumsuz mu buluyorsunuz? Olumlu buluyorum bir. Tamam. İkincisi de şu. Hoca Efendi tamam. bir de herkes biliyor ki şu anda sadece hastalık meselesi de değil. Orada yani kampın güvenlik problemleri var. Bazı sıkıntılar var. Çıkıp şunu mu söylesinlerdi? Yani bak işte Hoca Efendi'yi kaçıracaklar. Bak efendim şunu yapacak. Bak efendim bunu yapacaklar. Yani Hoca Efendi'nin... Bilmediğiniz şeyler var mı diyorsunuz yani? Nasıl? Bilmediğimiz sebepleri de olabilir bu hareketler. Yani sebepleri de olabilir değil. Bilmediğimiz sebepleri de var. Ve bunu evet. hiçbir zaman yani özeldir bu. Cemaatin de özelidir. Belki Hoca Efendi de özelidir. Her şey bu kadar açık bir şekilde bence stratejik olarak söylemelerinde çok fazla mantığı olduğunu düşünmüyorum. Yani diyorsunuz evet. ki haklı olarak hani Hoca Efendi sağlık gerekçesiyle bir başka yerde işte şu anda inziva hayatı yaşıyor. Daha asude bir yerde yaşıyor deselerdi güzel olur diyorsunuz. Haklısınız, güzel olurdu. Ama arkasından bir sürü yine eleştirmek isteyen insanlar gene eleştireceklerdi. Vay efendim niye gittiği yeri söylemediler? Niye şöyle yapıyorlar? Cemaat bundan korkuyor mu diyeceklerdi. Bir de İsmail'cim asıl söylemek istediğim hani konudan sapıyorsunuz diyeceksiniz de bir şey söylemek istiyorum hocam. O da şu. Ya şu anda cemaati seven de sevmeyen de bilen de bilmeyen de sanki karşıya bir hani şey yaparsınız, bu bir atış şeyi koyarsınız, hı hı. ona atarsınız. Yani hı hı. acaba insanlar bunu mu yapmak istiyorlar? Yani kimi bunu... ne kadar Hoca Efendi ilgilendiriyor? Yahut da Hoca Efendi'nin şu anda Türkiye'ye ne etkisi var, dünyaya ne etkisi var? Ha, yok. Bana soracak olursanız etkisi ciddi manada hizmetin, cemaatin etkisi devam ediyor. Gidin bir Afrika'ya, ya o güzellikleri görüyorsunuz. O öğrencileri görüyorsunuz. O güzelliklerin devam ettiğini görüyorsunuz. E o zaman ya ben bugün eleştirerek yıkmamam lazım. Eğer yapabileceğim bir şey varsa yapmam gerekli olduğunu düşünüyorum. Benim kanaatim bunlar. Tabii kimseyi bağlamaz. Tabii. Ben söz yani verdiğim Hoca Efendi'nin, Hoca Efendi'nin nerede olduğunu bilmesek de olur zaten. Önemli olan hizmetlerin devam etmesi gibi bir yere getirdiniz yani. Evet kesinlikle. Aynen. Bunları yani, konuşmak da düşmanlara malzeme vermek olabilir. Yani bundan da kaçınmak lazım dediniz. Yani işte tamam, adamın tamam. hiç alakası olmayan insanlar da söylediniz zaten. Sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Halis Bey, kara kapak. Sanırım sıra kara kapak. Sonra siz varsınız Yusuf Bey. Özür diliyorum. Kara kapak. Kara kapak tamam. Biraz bekleyelim. Yusuf Bey siz buyurun. Yusuf kendin. İsmail Bey herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Konuda kalıyoruz değil mi? Bu konuda açıklama yapmama durumundan
işte sessiz video yayınlayıp sonra da sesli bir sohbete dönme meselesine. Karakapak, size sonra söz vereceğim. Yusuf Bey'e şimdi geçtik. Buyurun Yusuf Bey. Ben Hoca Efendi diyorsunuz da biraz işe yaklaşık bir... Pardon, Karapapak konusunu ondan sonra ben konuşayım. Şu anda da durduğum zaman ben konuşayım. Teşekkür ediyorum. Olur, tamam. Buyurun. Ya herkes peki, Hoca Efendi Bir dakika, karışıklık oldu. Yusuf Kenan değil, Yusuf Gün Bey konuşuyor zaten. Buyurun. Ben YSF ZGN'yim. YSF ZGN, zengin diye düşünüyorum. Yusuf diye tahmin ettim. Buyurun, YSF ZGN. Evet. Herkes Hoca Efendi diyor ama yani Allah varken, kelamı varken, peygamber varken araya niye bir adam sokuyoruz? Ne diyelim adama? Mühendis efendi mi diyelim Yusuf Bey? Adam Diyanet'ten emekli 30 sene din vaaz vermiş birisi. Yani nasıl bu çıkardım? Olmasa İsmail Bey, bu olmasa biz dilimizi öğrenemeyecek miyiz? öyle birisi bir şey mi söyledi? Yok yani Hoca Efendi Avrupa'da bunu yapıyor, Afrika'da bunu yapıyor. Yani demek ki bu olmazsa, yani Hoca Efendi olmazsa İslam gereğini yapamayacak mı? Öyle bir şey demedi kimse. Ama öyle bir anlatıyorsunuz ki. Hiç öyle bir şey anlatmıyoruz ya. Yok lan öyle bir şey. Hoca Efendi diye bir Fethullah Gülen Hoca Efendi. Hoca Efendi eğer bu 15 Temmuz olmasaydı ülkeye Hümeyni gibi gelecekti yani. Anladım da Yusuf Bey, konumuz o değil, istiyorsanız biz konuda kalacağız müsaadeniz derseniz. Tamam yani ben bunu söylemek istedim. Siz konumuzda tamam. Kalın da Hoca Efendi lütfen Allah'ın yerine koymayın yani. Yok sanırım bunu kimse yapmaz. Arkadaşlar Allah'ın yerine koymak isteyen varsa thumbs up yapsın. Koymuyorsanız thumbs down yapabilirsiniz. Sadece. Allah'a böyle tatlı. Bakıyorum şu ana kadar kimse Allah'ın yerine koyma niyeti göstermedi. Bir kişi Allah yerine koymayız dedi aşağı. Yani Allah'ın yerine haşa koymayın da peygamberin yerine koyacaksınız. Peygamberin Allah, yerine de koyacağını Allah, düşünmüyorum hocam. Bunu buna peygamber da koyacağız. Estağfurullah deriz hocam. Tamam, yani bir dakika. Gerçekten çok enteresan bir düşünce. Tamam. Halis Bey ben hallederim. Teşekkür ederim. Yok, halledeceğiniz bir şey yok. İsmail Bey ben kötü anlamda söylemiyorum bunu yani. Anladım, ben de zaten konumuz o değil. Yani şimdi oturup su 100 derecede kaynar mı? Onu da, evet kaynar. Su her yerde, Batı, Doğu, İsmail Bey. Su her yerde 100 derece kaynamaz. Biliyorum da oturup bunu konuşmuyoruz da yukarıda bir konu seçtik hocam. İnsanların fikrini merak ediyoruz. Sıfırdan bazı mevzular açmıyor. Yani dinledik sizi. Konumuz o değil hocam. Teşekkür sıfırdan ediyorum. Sıfırdan açmıyorum. Tamam. Peki. İşinizden kesin. Eyvallah. Görüşmek üzere. Kara Kapak Bey buyurun. Hayırlı akşamlar herkese. Kara Papak hocam. Diğer adıyla da yani Kara Papaklar bir Kafkas ırkı. Terekeme yakın ırk. Azerilere yakın bir ırk diyebiliriz. Karapapak. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şimdi ben de başlığa sadık kalmaya çalışacağım. Tabii ki bu gelişmeyi olumlu bulduk. Yani bugüne kadar tabanın sesini hiç kale almayan birileri, Usame'yi de ben tabandan birisi olarak görüyorum. Bizden birisi. Ebu Seleme'yi diyorsunuz. Ebu Seleme'yi, evet. Tabanın içinden gelmiş birisi olarak Allah razı olsun. Bir çığır açtı. Tabii bu kolay olmadı. Yani geçmiş şeylerde de ben tekrar dile getiriyorum. Yani İhsan Yılmaz Hoca'nın açtığı bir başlık. Ondan sonra Önder Aytaş Bey'in, sizin 6-7 senedir videolarınız, yayınlarınız, sohbetleriniz. Hakeza Ahmet Dönmez Bey'in her birisi bir hani kar topu misali bir hareket, bir ivme sağladı. Ebu Seleme'ninki de Osman Şimşek Hoca'nın geçen seneki çıkışı, hakeza, kamptan ayrılışı, Asım Yıldırım Bey'le sohbeti. Bunların her birisi bir ivme kazandırdı bugünkü gelişmeye. Ebu Seleme'nin ivmesi de bunu hızlandırdı. Bir kere daha katlamış oldu. Yani burada biz geldiğimiz nokta itibariyle şunu gördük. Üstadın sırran tenevveret dediği, yani hizmet prensipleri içerisinde, peygamberlerin de kendi hayatlarında, tebliğ hayatlarında kullandıkları metot sır taşıma, yani sırlı olma meselesini maalesef yani abilerimiz kendi konfor alanlarının bozulmamasına çevirmişler. Bunu anladık. Yani bu açık ve bariz bir şekilde. Bu zaten böyleydi de hani taban en azından bunu anlamış oldu bu şekilde. İkincisi de gene biz abiler hani bugüne kadar işte sizin akıl edemediğinizi abiler
bu fikirlere katıldığınız nokta olursa, aşağıdaki insana herkes söz alamayacağı için siz de emojilerle katılıp katılmadığınızı gösterin lütfen. Özür diliyorum. Karapapak Bey devam edin. Yani bu şekilde nabız tutmuş oluruz insanlar ne düşünüyor diye. Teşekkür ederim. Şimdi abilerimiz bugüne kadar mesela tabandan diyelim ki bir talebe, siz bir talebesiniz ve bir şey öneriyorsunuz. Semt abiniz veya ev abiniz işte başlıyor. Semt abiniz, bölge abisi, efendim il abisi yukarıya doğru gittikçe kim hangi istişare heyetinde bir arkadaş bir fikir beyan etse, yani kardeşim sizin bu düşündüğünüzü biz düşünmüyor muyuz? Ve abilerimiz bunu zaten düşünüyorlar. Onu da geçin, sürekli perdenin önüne getirilen, ekrana getirilen, yani hoca efendi bunu düşünmediğini mi zannediyorsunuz gibi meselelerin aslında yıllardan beri ihmal edildiğini ve düşünülmediğini anladık. Yani bizim çok bilgili zannettiğimiz, çok kabiliyetli zannettiğimiz abilerin maalesef çok yetersiz, çok basit şeylerle uğraştığını ve hoca efendinin de gündemini çok basit şeylerle işgal ettiklerini anladık. Yani bunu ilk kesin biliyordu. Ya bu hadiseyle değil ama daha da netleşmiş oldu. Tabii ki bunları biliyorduk yani. Ama bunlar daha net bir şekilde ortaya çıktı. Yani çok basit şeylerle abilerin kendileri de manipüle edilebiliyor. Abiler de hoca efendiyi manipüle edebiliyorlar. Yani biz 20 senedir bunu yaşıyoruz. Bu kısır döngü yaşanıyordu. Yani heyete getirilen yüzlerce, binlerce problem var ve bu heyetteki abilerin bu problemleri çözmediklerini görüyorduk. Ama zaten de bu abilerin şu anki geldiğimiz nokta itibariyle anladık ki bu problemleri çözecek kapasiteleri yok. Yani sosyolojik bir meseleyi ilahiyatçının çözmesi muhtemel mi? Muhtemel. Ama orada bir sosyolog yok. Buyurun. Tamam. Sorularınıza iş yaparsanız ben daha rahat cevap veririm yani. Ben de tamam, öyle yapalım. Ama mesela işte diyelim burada toplumsal bir talep oldu ve yapamıyorlar, beceremiyorlar dediğiniz insanlar bunu gördüler. Önce bir fotoğraf paylaştılar işte. Sonra hatta kaçırıldı haberlerine karşı bir fotoğraf daha paylaştılar. Sonra kısa bir video paylaşıldı, gazeteciler davet edildi. Sonra insanlar niye bu videoda ses yok? Yani arkada müzik vardı hatırlarsanız gazetecilerin ziyaretinde. Bu sefer de Hoca Efendi'den bir sohbet paylaşıldı. Bu sizce bir yani responsif, yani cevap veren, üreten, kaygıları gideren bir şey gibi gelmedi mi size? Tabii ki beceriksizler ama bu şundan kaynaklandı. Artık taban ses çıkarmaya başladı. Sorgulamaya başladı. Ve bu sorgulayanın sayısı katlandığı için, arttığı için abiler kendilerini mecbur, yani konfor alanları bozuldu abiler. Mecbur kaldılar. Bundan kaynaklanıyor. Evet. Diğer sorularınızı da alırsam devam ederiz. Bu konuyla ilgili başka bir yorumunuz var mı? Mesela bu video hadisesinden öğrendiğiniz mesela. Yani mesela gazetecilerin, gazeteci arkadaşların ziyaretleri. Hakeza Ahmet Kurucan Hoca'nın nasıl buldunuz onu mesela? Ziyareti. Talimatla yapılan bir ziyaret. Bu çok bariz ve net. Ahmet Kurucan Hoca'nınki de yani günü kurtarma. Ya böyle bir şey olamaz yani. Öyle dünya ya. Gazeteciler kendileri talep etmişler yani. İstedikleri kadar talep etsinler. Bugünkü videoda aynı şeyi anlatıyor. Bakın bugünkü videoda geçmişte şu son 7 senedir Hoca Efendi'nin yayınlanan videolarından çok farklı değil. Yani Hoca Efendi kusura bakmasınlar, hiç kimse kusura bakmasın. Geçmişte Mahmud Efendi'nin yaşadığı konu mankenliğinin dışına çıkarılmıyor. Hoca Efendi bir konu mankeni ve onlar Hoca Efendi'yi bir manken olarak, bir konunun yani orada bir işte şey olarak kullanıyor, ne deniyorsa manzara olarak, konu mankeni olarak kullanıyorlar. Yani söyletmek istedikleri şu, Hoca Efendi'nin keyfi yerinde, konforu yerinde, rahatı yerinde, sağlığı yerinde. Bu mu yani, bizim öğrenmek istediğimiz bu muydu? Ya böyle mi olması lazım? Orada onun bir arkadaş soru soruyor. Yani yüksek tonla, evet Hoca Efendi'nin yaşlı olmasından dolayı işte ses kulaklarının diyelim ki tamam. Ama her zamanki gibi bir soru soruluyor. Hizmetlerin pohpohlanıyor. Anlatılıyor. Hoca Efendi de hizmetler devam etsin diyor. Ne diyebilir Hoca Efendi? Hizmetler devam etmesin mi diyecekti? Yani bu şekilde hizmet olmaz mı diyecekti? Karapapak Bey, evet. Şeyde yani videoda bir mesaj, yani Hoca Efendi bir bam teli gibi değildi nihayetinde. Onu anladık. Yani bunu diyorsunuz. Evet. Biraz daha ziyade
zaten ama şunu da göz önünde, bu toplumsal kaygıları gidermek, konuşamıyor edemiyor diyordular. İşte konuştuğunu göstermek için bir video yaptılar aslında. Sağlık tamam. Durumunun nispeten orada maksat orada maksat hasıl oldu, evet. İşte bunları vurguluyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir şey daha vardı. Ben bu konuda hızlıca şimdi siz, sizin de zannediyorum siz açıklamıştınız 4-5 yıl önce Hintli bir profesör vardı. Yani Amerikalı profesör, Hindistanlı, ismini unuttum. Onun evet. Bir mektubu vardı mesela Hoca Efendi ile ilgili. Yani Hoca Efendi'nin sağlık ve güvenlik sorunlarını sağlanarak bir mesela bu utopik gelebilir ama ben o gün için Hoca Efendi'nin 7 sene önce 6 sene öncesi için çok reel olarak bulmuştum ve çok önemli bir meseleydi. Yani Hoca Efendi'nin güvenliği ve sağlık meselesi sağlanarak bir otobüs ayarlanıp Hoca Efendi Amerika'da en azından belli merkezlere, belli yerlere, belli sayıdaki insanlara ulaştırılıp onlarla yüzleştirilebilirdi. İnsanlar dertlerini dile getirebilirdi. Evet, araya bir pandemi girdi, bir şeyler girdi ama hala bence şu anki Hoca Efendi'nin bugünkü performansını görünce hala bu şeyin yapılması gerektiğine inanıyorum ben. Buna insanların ihtiyacı var. Sahaya inmesi gerektiğini düşünüyorsunuz bu hasta. Tabii ki. İnsanlarla birebir iletişim kurması gerekiyor. Gerçekten, çevresindeki gerçekten bu zırhın kırılması gerekiyor. Karapapak da gerçekten tabanın taleplerine sınırı yok ya. Yani videoyu da gördük, artık şey istiyoruz diyorsunuz, sahaya insin. Ama bu yeni bir şey değil. Bakın o Hintli profesör 6 sene önce, 5 sene önce dile getirmişti. Siz de okumuştunuz mektubunu. Evet, evet. Yok, ben bir şey, yani şöyle bir şey var hocam. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Bir güven meselesi var. Aslında siz aynı konunun kaynağına iniyorsunuz şimdi biraz da. Yani bu güven problemi işte videoyu mevzusunu büyütüyor işte. Fotoğrafa ikna olmuyor, görüntüye ikna olmuyor, sesli bir video istiyor falan. Şimdi bile o videoyla ilgili bir sürü şey duyacağız, ayrı mesele. Ben bundan sonra sözü Ahmet Baltacı Bey vardı ama düştü. Northern Fugitive'e devam edeceğiz de. Ben bir yerde yaklaşık bir saati doldurunca, yani 10 dakika sonra, ben kendi yorumlarımı bu sefer sona bırakmayacağım. Arada söyleyeceğim biraz, belki faydası olur bundan sonraki tartışmanın ilerlemesine diye. Northern Fugitive, pardon bir dakika. Tamam, Yusuf Kenan Bey. Ondan sonra Northern Fugitive nasılsa onu atlamışız. Yusuf Kenan Bey, siz müsaitsiniz. Siz müsaitim, müsait. Kısa ve öz yorumlarınızı alalım. Bu video hadisesine gelene kadar ne gördünüz, ne öğrendiniz? Yani video hadisesine gelene kadar ben Ebu Selim'den çok şeyler öğrendim. Kendi yaşadıklarımdan çok şeyler öğrendim. Bu videoyu da tamam. Biz direkt... Şu an sesim geliyor değil mi? Geliyor. Ha. Direkt ne öğrendiniz? Şu anda... Ben bu videonun daha önce şeyi soruyordunuz, yani nasıl görüyorsunuz bu videoyu diye. Ben tamamen bir manipülasyon olarak görüyorum. Biraz önce... Nasıl bir manipülasyon? Yani gündemi değiştirme manipülasyonu. Cevap verilecek o kadar soru varken o sorulara cevap vermeme adına insanları buraya kitleme meselesi. Hoca Efendi'nin sağlık durumuna kitleme meselesi. Yani orada Hoca Efendi'nin, daha doğrusu Hoca Efendi'yle ilgili iddialar vardı. Mesela Ebu Seleme Gülen'in bahsettiği. Yani Hoca Efendi'ye söylediği zaman, hocam oğlum ne yapayım, ben de kandırıldım, benim gücüm yetmiyor. Bunu 2020 senesinde söylüyor bakın. Yani bana ne yani şimdi Hoca Efendi'nin şu anki sağlık durumu o kadar beni enteres etmiyor. Benim derdim bu hizmet. Benim derdim benim dinim. Anlatabiliyor muyum? Hoca Efendi bugün vardır, yarın yoktur. İnsanları buraya kitleyip, bakın bunu sakın yanlış anlamayın. Siz de belki bunu görüyorsunuz. Yani insanları buraya kitleyip Hoca Efendi işte video yayınladı, onun üzerinde odalar açılıyor, onun üzerinde konuşmalar yapılıyor. Kardeşim ben bunu beklemiyorum. Ben o iğrenç videoyu gerçekten bu adamlar talimat verip yaptırdı mı yaptırmadı mı, bunları öğrenmek istiyorum. Niye insanları, bakın, bu ayrı bir konu tabii. Evet, yani o videonun işte amaç, yani yerine ulaşıyor, yapmak istedikleri çok güzel bir şekilde manipüle ediyorlar. Bizim şahit olduğumuz o kampta Osman Şimşek'in nişlenme meselesi. Ben bunu birkaç defa Twitter'ımda paylaştım. Bakın şahidi biziz. Yalan diyorlarsa gelsinler yüzleşelim. 7 tane bizim abi bildiğimiz Ali heyet içerisindeki insanların kalkıp da Osman Şimşek'e nasıl bunu yapabiliyorlar, niş diyebiliyorlar. Naci Tosun kalkıyor orada. Bunu yine bu değil gerçekten. Devam edelim. İşte merak edilen konular bunlar. Meselenin özü bu. İsmail'de. Asıl konulardan bir saptırma yapılıyor. Kesinlikle. Tabii. Tamam, bunu anladık. Bunu not aldık. Başka? Sizce başka ne var bu videoda? Bu videoyu da öğrendiniz. Bu videoda başka ben şey yok. Üstad, manipülasyon var. Başka Beyaz süreçte. Başka ne olsun? Tamam. Evet.
Ya başka bir şey. Tabii sizin hani dolusunuz anladım, başka mevzular da var ama bu video diyorsunuz ki cemaatin diğer asıl problemlerinden kesinlikle dikkatleri evet dağıtma problemi. Evet kesin, tamam. Kesinlikle manipülasyon amaçlı. Bir de şunu söyleyeyim, çok özür dilerim son olarak. Kısacağız. Bakın gerçekten üstad, adamlar işine gelince hoca efendinin sağlık durumu müsait değil, ondan dolayı bilmem ne diye işler yapıyorlar. İşine gelince de belki de gerçekten sağlık durumu müsait değil. Ne bilelim biz, adrenalin mi verip kaldırıp o videoları çektirmiyorlar. Bilmiyoruz yani. Yani güven sorunu devam ediyor. Kesinlikle. Yani o kadro orada olduğu sürece bu güven sorunu da bitmeyecek. Ya da o kadro, daha doğrusu öyle demeyelim. O kadro çıkıp insanlarla yüzleşip tek tek iddialara cevap vermediği sürece bu o güven sorunu bitmez. Bitmez yani. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Northern Fugitive. Northern Fugitive. Söz sırası sizde. Sonra Enes Bey, burada Enes Bey'e vereceğim. Enes Evren. Northern Fugitive söz alana kadar Enes Bey, siz müsaitseniz sizi alalım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Öncelikle sizce bu buradan ne anladınız? Evet. Şimdi esasen yani baştan beri tabii ben üzüldüğümü ifade ediyorum. Zira saf-ı evveli teşkil edenleri yıpratmamamız lazım. Yani çünkü Hoca Efendi'yi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama bu video insana buna mı sebep oldu diyorsunuz? Yok. Şimdi neticesi itibariyle, ama derler adama yani hırsızın hiç mi suçu yok. Bu video işin neticesi, sebep olduğu şey şeffaflığa ihtiyacımız var abi. Şeffaflığa ihtiyacımız var. Ama yani bu şeffaflık meselesi bundan sonra konuşulacağı benziyor. Çünkü yani 40. hocayı tecrit etmişlerdi abi. İlaçlarla hasta etmişlerdi. Bir noktadan sonra en yakınındaki insanları tanıyamaz olmuştu. Şimdi büyüğümüz hepimizin yüreği kan ağlıyor. Hani evet, safı evveli teşkil edenlere toz kondurmayalım ama Osman Şimşek'ten boşalan koltuğa kim oturdu? Ben merak ediyorum. Herkül'ü şu an kim idare ediyor? Ben merak ediyorum. Cevdet Türk yolunun damadı şu an hangi vazifeyi yapıyor? Muhammed Bey mi söylüyorsunuz? Aklımızla alay ediyorlar. Yani bir tarafta bunca masum insan Türkiye zindanında ekmeğe muhtaç, kadınlar sığınma evine sığınıyor çocuğuyla. Yardım eli uzatılamıyor, ulaşılamamış oluyor. Öteki taraftan hizmetin evlatları elimizden kayıyor abi. Duymadığımız intihar vakası yok, zulüm işkence yok. Ama realiteden uzak, makam mansıp en yakınındaki insanları kayırma duygu ve düşüncesiyle hareket eden abilerimiz var. Yani yıpratmamamız lazım. Bunları konuşmamamız lazım. Kendime de çok hayıflanıyorum, çok kızıyorum. Büyüğümüzü o şekle sokuyorlar. O duruma sokuyorlar. Büyüğümüz o nezaketiyle, o güzelliğiyle diyor ki hizmetler devam ediyor. Bana takılmayın, yakınımdakilere takılmayın. Ben olayı böyle okuyorum abi. Oradan onu anlıyorum. Ama realiteden uzak abilerimiz, Allah razı olsun, her şeyi saydan ibaret gören abilerimiz, en ufak bir güzelliği habbe-i kubbe yaparak anlatan abilerimiz, bu meselelerde sesleri çıkmıyor abi. Yani ben kendimce bir şeffafiyet konuşulacaksa, bu 15 Temmuz'la Ebu Seleme Bey'le alakalı değil ama bir şeffafiyet konuşulacaksa abi, yani ben ne maaş alıyorum? Bugün işte Mehmet Ali Şengül abiden bahsetmiştim. Hoca Efendi diyor herkes gitsin çalışsın. Bu süreç başlayınca kalkmış gitmiş çalışmıyor. Ya Hoca Efendi diyor ki ben sana mı dedim diyor yani çalış. Sana demedim ki diyor. Yani o abilerimiz hizmetten ne kadar maaş alıyor? Şeffafiyetse bir şeffafiyet artık başlatalım yani bunu. Başlatalım adam kayırma. Yani Hazreti Osman büyük bir kamet, 4 büyük halifeden biri ama fitnenin sebebi etrafındaki en yakınlarını kayırması deniyor. Bugün İslam tarihi bununla başlıyor yani. Fitne bununla başlıyor yani. Hazreti Ali'nin kucağında bulduğu şey bu. Yani Hoca Efendi en yakınındaki insanları en uzağa atarken
yani işçiliği bile çok görürken, yani bir matbaada işçiliği bile kardeşlerine çok görürken, bir tarafta yani böyle çok ciddi bir çatışma sonucunda gönderilen bir insanın yerine kim getiriliyor, nasıl getiriliyor? Yani muhayyilemiz almıyor İsmail abi, almıyor yani. Almıyor ama susalım diyoruz, abilerimize söz etmeyelim diyoruz. Ben bu videoyla alakası nedir? Yani bu çok müdahale etmiyorum. Şunu anlıyorum işte ben. Hoca bu efendi diyor ki benim etrafıma diyor, ne olur diyor takılmayın diyor. Ben o şeyden onu anlıyorum. O konuşmak istemiyor bence. Hoca efendiyi tanıyanlar, tanıyorsak azıcık biliyoruz ki hoca efendi diyor o ki mesaj. Bana takılmayın diyor. Etrafıma takılmayın diyor. Bunlara takılmayın diyor. Bunlar gelip geçecek diyor. Siz yap işinize bakın. Mağdurlara sahip çıkın. Bunu diyor yani. Ben bu şeyden anladım bu. Hakkınızı helal edin. Böyle. İsmail Bey, Enes Bey Türkiye'de mi dışarıda mı? Sadece bunu sorabilir miyiz? Olur. Enes Bey dışarıda mısınız? Ben dışarıdayım. Çetelesiniz. Tamam. Teşekkürler. Ve bazı konuşmayı bitirenleri aşağı alacağım. Çünkü aşağıdakileri yukarı alamıyorum. Yanlış alamayın. Northern Fugitive orada mısınız? Northern Fugitive. Northern Fugitive'den yine cevap yok. Ömer Bey vardı. Ömer Bey buyurun. Ömer Bey. Sesim geliyor mu? Buyurun hocam. Geliyor, gayet iyi geliyor. Fuat şey pardon, bu videoyla ilgili, bu son yayınlanan Hoca Efendi videosu, o sessizlikten buraya gelen süreç iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne anlattı, ne anladınız, tatmin oldunuz mu? Bunları merak ediyoruz konuda. Ne düşünüyorsunuz, sizi merak ediyoruz. Buyurun. Özür dileyerek sohbet odalarınızı faydalı görüyorum. Herkesin bundan istifade ettiğini düşünüyorum. Herkesin bir aklı var, beyni var. Dinin nasıl yaşayacağını biliyor. Yalnız sizin de bir geçmişinizin olduğunuzu yaptığınız çalışmalardan görüyoruz. Ama Yusuf Bey'e bence müdahale etmeniz gerekiyordu. Bana çok dokundu. Hangi Yusuf Bey? 3-4 konuşmacı öncesinde Hoca Efendi hakkında söylediği sözleri kesinlikle kabul etmiyorum. Tamam, aldık zaten. Yani o zannedersem konuyla alakalı da değildi yani. Böyle bazen denk geliyor. Biz şimdi cemaat içi bir konuşma olarak düşünüyoruz. Dışarıdan birisi denk gelmiş gibi geldi bana. Şimdi bazı şeyleri konuşmak buyurun. Belki ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum ama. Ya şöyle düşünün, 2 dakikanız var. Kendi düşüncelerinize odaklanmaya çalışın. Onları bizle paylaşın. Özür dilerim. Yani bu video hadisesi, Hoca Efendi'ye zulüm mü yapıldı? Zorla video hani alındı, şöyle böyle mi düşünüyorsunuz? Yoksa iyi mi oldu, şeffaflık oldu, rahatladınız mı içiniz? Yıllardır dinleyenler Hoca Efendi'den ben alacaklarını aldığını düşünüyorum. Etrafına takılmamak lazım. Yanlışlar var mıdır? Vardır. Ama hizmetin düsturu adanmışlık ve beklentisiz olmaktır. Herkes bu durumda kendince ne hizmet yapmasını düşünüp ona göre onun yapmasını gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ömer Bey, sağ olun. Ama Yusuf Bey'in yani sizin geçmişinizi bildiğimden çok güzel yönetiyorsunuz. Kimseye müdahale etmiyorsunuz ama kesinlikle kabul edilebilir şeyler olmadığını düşünüyorum. Yani bana çok zoruma geliyor. Yani birisi bir şey söylemeden ne söyleyeceğini bilemeyeceğim için istiyorsanız böyle şeyler olur yani, tek başıma yapıyorum bir. Ama şey çok ağır şeyler yok. Yani Humeyni ne demek? Yani Hoca Efendi'yi bilmeyen, yani, tanımayan. Olabilir hocam. Yani Vemen Fethullah diye sormayacaklar diyor ya kayma noktalarında. Mutlaka ama değil. Burada yani. Mesele Hoca Efendi mesele hayır. Değil. Yani, ama özür diliyorum, onu bilemeyiz yani. Adam konuşmadan evvel ben ne söyleyeceğini bilemem ki, ön alayım. Öyle bir sorumluluk hissetmiyorum. O söyledi, beni ondan ötürü azaba çekecekler diye düşünmüyorum. Siz de duydunuz diye kulaklarınızda nasip akıtmayacaklar yani ahirette. Siz katılmadığınızı söylüyorsunuz. Zaten o da bu kadar yani, bir şey söyledi, geçti. Konuyla alakasız bir şey oldu, girdi. Siz yatımdan dolayı da özür dilerim. Hala çok teşekkür. Sırada bekleyen insanları Yusuf Bey'in mağdur haline getirmeyelim yani. Teşekkürler. Evet. Ben teşekkür ederim. Northern Fugitive orada mısınız? Evet. Northern Fugitive hala gelmedi. Ömer Bey konuştu. Bir kişi neyi bu? Dur bakayım. Muhtar Namazyan Hizmet Kıtmeri.
Böyle yeni hesaplardan olmasın. Buyurun. Muhtar Namazyan hizmet kıtmir ediyor ya. O da yok. Teşekkürler. İstiyorsanız ben sizi aşağı alayım. Geri geldiğiniz zaman böyle bir şey olmamış olur. Kaçırmamış oluruz. Başka insanlarla konuşmak istiyorsa. Evet. Profesör Baha Bey. Baha Bey buyurun. Estağfurullah. Bu video iyi mi oldu, kötü mü oldu, rahatladınız mı? Kaygılarınız giderildi mi? Ben sabah size yazmıştım, size cevap yazmıştınız bununla ilgili de. Şöyle söylemek istiyorum öncelikle. Video, ben 8 yıldır Stadiko'yu eleştirenlerden biriydim ki son 1 aydır buralarda kendimi sanki Stadiko'nun savcısıymış gibi görmeye başladım. Bu belki onların başarısı, belki de muhalefet etmeye çalışan işte Hoca Efendi'yi otobüse bindirin, sokak sokak gezdirin diyenlerin tatminsizliği belki. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İnsanlar bu tatminsizliğe gelince video değil başka şeyler de istiyor. İşte geçen birkaç gün önce sizin odanızda Kanada'dan bir arkadaş 35-40 yıl Hoca Efendi'nin söylemleriyle hareket ettiğini ama bir video izlediğinde bütün her şeyi yaktığını söylemişti. Bu da ki ondan 3 dakika önce siz de şahitsiniz Emre Uslu oyun olayıyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Yani videolar, Hoca Efendi'nin konuşması hiç kimseyi tatmin etmeyecek. Hoca Efendi'nin konuşmasını hizmet içinden bekleyenler, Hoca Efendi bir ölümlü ama hizmet hareketinin fikir önderi, fikir lideri, fikir babası. Yarın ölüp gittiğinde de hizmette ilişkisi kalmayacak insanlar olarak görüyorum. Bu bana bunlar onu gösterdi. Tabii ki bu iletişim konularını, iletişimsizliği uygun görmem normal değil. Böyle bir şey olamaz. Ama hizmeti tanıyorsak, yanındaki yaşlıları, ihtiyarları, geldiği noktayı tanıyorsak bunların da normal olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu söylemek istiyorum. Bunun dışında en azından Amerika'yı, Kanada'yı biliyorum. Çok ciddi kendi çapında dünyanın birçok yerinde birçok teknoloji konuda eğitim veren insanlar boardlarda yöneticiler. Yukarıdaki ihtiyarlarla yine görüşüyorlar ama kendi kararlarını alıyorlar. Aşağıda insanlar ben haftalık olmasa da 15 günde bir katılmaya çalışıyorum insanlarla. Aşağıda hiç yukarıdan bağımsız hizmet aksiyonları dediğimiz hareketleri yapıyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden ben Hoca Efendi'ye takılmanın hizmet içindeki insanlar için bu süreci nasıl geçireceklerine dair şeyler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki beklediğimiz, bizim bilimsel okuduğumuz için, gördüğümüz için çok daha farklı şeyler vardı. Bunlar yapılmadı. İşte açıklamalar olsun, farklı hesap verilikler olsun. Ama ben fikre bakıyorum hizmet hareketinin. Çok güçlendiğini düşünüyorum. Biraz önce birileri söyledi. Gerçekten bölgecilik yapan insanların burada finansal olarak kendi işleriyle, iç hizmetten bağımsız kendi işleriyle çok ciddi ekonomik imkanlara ulaştığını görüyorum ve bunlarla gerçekten çok ciddi hala hizmetler yaptıklarını görüyorum. Bu videolar bir takım kişilerin geçici havasını, gazını almış olabilir ama günün sonunda kalıcı şeyler değil. Onlar zaten bağını kopartmış diye düşünüyorum hocaefendiyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar burada bir saati doldurduk. Ben araya şöyle girip bir kısa bir yorumla. Bundan sonrasına biraz da food for thought olsun diye, düşünce için biraz fırsat olsun diye gireceğim. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Konuştuğumuz mesele yani birkaç hafta önce, yaklaşık 2 ay oldu Hoca Efendi'nin kampta yeri değişti. Bundan 40-50 gün sonra da cemaat tabanında bir tartışma çıktı. Yani Hoca Efendi kampta mı değil mi, hastanede mi değil mi tartışması her zaman olduğu gibi. Ve bu Ebu Selef Gülen'in paylaştığı Hoca Efendi kaçırdılar videosuyla herkese mal oldu. Herkes panikledi. Türkiye'den tanıdıklarını sizi de aramıştır. O dönem veya öncesinde maalesef bu konuda böyle kısa da olsa bir bilgi verilmediği için birçok insana sürpriz gibi geldi ve birçok insan şaşırdı, hayret etti, inanamadı. Ne oluyor, ne bitiyor anlamak istedi filan. Sonra zaman içerisinde bu konuda bu iletişim sorununun çözüldüğünü görüyoruz. İşte bir mesaj yazı yayınlandı. Yani el altında herkes duydu zaten. Sonra bir mesaj, bir fotoğraf. Sonra çıkan başka haberlere karşı başka bir fotoğraf kaçırıldı. Türkiye'ye götürdüğü haberlere karşı başka bir fotoğraf. Yok orada gömleği aynı,
ceketi işte üzerine şal, sardığı şal farklı filan gibi şeylerden ötürü neyse bir daha derken gazeteciler ziyaret etti ki ben o arada mesela Osman Şimşek Hoca ziyaret edip gözlemlerini aktarabilir diye bir öneride bulunmuştum. Çünkü hasta bir insan nihayetinde böyle ben gazetecilerin ziyaret etmesini biraz invasive yani mahremiyete müdahale gibi görüyorum ama eski bir talebesi ziyaret edip insanları teskin edecek bir şey söyleyebilir demiştim. Onun yerine daha iyisi gazeteciler gitti ama orada da yayınlanan bilgide Hoca Efendi'nin konuştuğu yerler müzikli verildi. Bu da insanlar yani güven sorunu yaşayan insanlar da ayrı bir şey sebep oldu. Sonuç itibariyle Hoca Efendi'nin bir video mesajı yayınlandı eski arkadaşlarına Pulaymaz abi, Naci Tosun Beyler ile beraber otururken. Şimdi burada ortaya çıkan mevzulardan birisi cemaatin en temel herkesi ilgilendiren meselelerinden birisi olan Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hastalığı, sağlığı, kaldığı yer, güvenliği, şu bu gibi meselelerde karar verme mekanizmasıyla ilgili cemaat tabanı bir şey bilmediği gibi bu konuda bilgilendirilmiyor vaktinde de. İnsanlar el altından bildikleri kadar biliyorlar. Türkiye'de özellikle büyük çoğunluk kendini dışlanmış hissediyor diye düşünüyorum. Bu ihmal ve bilgi verilmeme meselesi zamanla tamir edildi diye düşünüyorum. Yani özellikle Ebu Seleme'nin kaçırıldığı iddiaları bunu biraz ateşlendirdi şey yapınca ama bu özel yani sonra Oda TV haberleri falan deyince bu tamir edildi diye düşünüyorum. Ve sonuç itibariyle bir ziyaret yapıldı, bir video paylaşıldı. Sonra da en sonunda da yakın zamanda yeni bir video paylaşıldı. Pek çok insanın kafasındaki bazı düşünceler tatmin oldu. Ama bazı güvensizlik noktayı nazarından tabii ki %100 herkes tatmin olması mümkün değil. Amaç da bu değil. Üzerinize düşeni yaparsınız. İnsanlar tatmin olur veya olmaz ayrı mesele. Ama ne de olsa tatmin olmayacaklar diye bir şey yapmazsınız. Ben bu manada olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Farkında olalım olmayalım ilk konuşmaya başladığımızdan beri pek çok insan Hoca Efendi'nin vefatından sonra dedi. Yani şöyle olur böyle olur. Hoca Efendi meselesiyle ilgili böyle bir tartışma da fiilen başlamış oldu. Benim gördüğüm kadarıyla biraz bunun sebebi de şu. Yani hem Ebu Seleme Gülen'in videosunda hem Hoca Efendi ile ilgili artık karar alınırken ve uygulanırken yapılan ne diyelim aciliyet ve hızdan benim edindiğim bilgi. Hoca Efendi belki artık fiilen istişarelere aktif müdahalede bulunacak, kararları şey yapacak bir durumda değil ve insanlar zaten Hoca Efendi sonrası bir pozisyona göre hareket ediyorlar gibi bir şey var. Allah alem bir sevap araştıracağız, göreceğiz, şey yapacağız. Bu da yani zaten başlamış olan bir süreçti de yani artık Ebu Seleme Gülen de diyelim yani Hoca Efendi ile bir şey çözeceğini düşünmüyor veya o yakınlıktaki insanlar zaten ona ulaşamayacakları için artık büyük ölçüde hani herkesin, yani düşünün ziyaret edip yeni sorunları anlatarak sıkıntılarını ikileştireceğini düşündüğünüz bir durum ortaya çıkıyor yani Hoca Efendi açısından. Bu yüzden bence fiilen Hoca Efendi sonrası döneme adaptasyon zamanına girmiş oluyoruz bu yeni çıkan videoyla beraber. Çünkü bu videoda belki siz fark etmemişsinizdir veya fark etmişsinizdir geriye doğru giderseniz özellikle Osman Şimşek Hoca'nın kamptan ayrılmasından sonra veya kamptan ayrılmasından da bir sene kadar önce Erkül'deki görevlerini bırakmadan önce de başlamıştı böyle bir şey. Şöyle bir durum vardı. Hoca Efendi mesaj veren, sohbet eden, gündemlerini bam telinde işleyen bir insan olma modundan çıkıp artık sadece sağlık ve sıhhatinden ötürü sadece videolara çıkan fotoğraflara yansıyan bir karakter haline gelmişti. Bir öyle bir durum ortaya çıktı. O durumun en zirve halini görmüş olduk. Hatta ben biraz da sonunda mesela Herkül apıyla ilgili bir reklam şeyinin bir de böyle çift açıdan eklenmesini ilginç gördüm. Güzel yani Hoca Efendi'ye bir de ap yaptık. Hocam Herkül apı sizin yazılarınızla ilgili diye. Onu da hem de iki görüntüden aldı. Tabii hem güzel oldu, senkronize bir şey oldu aslında. Hani böyle hem de İlginç bir şey. Ama sonuç itibariyle yani Hoca Efendi işte Kurban Bayramı öncesi Filistin, Gazze meselesi, refah saldırıları, şu bu. Yani dünyanın mevcut sıkıntılarıyla ilgili eskiden olduğu gibi bize bilgi veren bir yerde değil. Sadece sağlığıyla ilgili kaygılarımızı, endişelerimizi dile getirdiğimiz bir noktaya geldi diye düşünüyorum. Ben büyük ölçüde bu sürecin bu kadar şey olmasını olumlu buluyorum. Yani videoya gelmesini. İnsanların bunu görmeye hakkı var, isteği var. Bu da kolaylıkla yapılabilir bir şey. Bunu yöneticilerin buna cevap vermiş olmasını da olumlu buluyorum. Ama bunun tabii ki bir karakter olarak cemaat yönetişim mekanizmalarına işlediğini düşünmüyorum. Yani bunu bir mağlubiyet olarak görüyor olabilir bazı insanlar. Vay be mecbur kaldık.
şimdiye kadar kimseyi sallamak, dinlemek, önemsemek zorunda değildik ama şu saatten sonra artık toplumsal baskıyı da göz önüne almak zorundayız. Ona göre de hareket etmek zorundayız baskısı. Bence içselleşmez hemen. Belki içselleştirmiştir onu bilmiyorum. Yani bu kaygı ve şey azaldığı zaman bununla ilgili bir azalmada göreceğiz. Yani insanlar bunu sormamaya başladığı zaman, yani bu artık düzenli olarak Hoca Efendi ile ilgili update'ler verelim gibi devam etmeyebilir. Ederse güzel olur. Çünkü bu ihtiyaçlar ortadan kalkar. Etmezse de yani sıfırdan aynı şeye geri döneriz. Çünkü yıllar evvel aynı mevzuları konuşmuştuk. Aynı sıkıntılar oluyordu. O sıfır noktasına geri dönmüş oluruz diye düşünüyorum. Benim konuyla ilgili şu ana kadar söylemek istediklerim bunlar. Olumlu görüyorum, onu ifade ettim. Şimdi bundan sonraki konuşmacılarla devam edip yani işte iki saatin altında toparlamaya çalışacağız. Şimdi biliyorum sırada bazı bekleyen arkadaşlar var ama bu Northern Fugitive çok önceden söz alıp konuşamamıştı. Oradan devam edelim. Northern Fugitive, buyurun. Siz ne diyorsunuz? Sesiniz çok zayıf geliyor. Benim sesim sizin sesinizden daha güçlü geliyor bana. Şimdi daha iyi mi? Hayır. Hayır. Allah Allah. Ben bir sonraki sırayı alabilir tamam. miyim? Tamam. Hal hal. Buyurun. Hal hal siz buyurun. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu acaba? İyi akşamlar. Geliyor. Merhabalar öncelikle. Ben şimdi şöyle bir düşünce içerisindeyim. Öncelikle bütün bu meselelerin konuşulmasını çok olumlu buluyorum. Çünkü bizim yani eğer bir şeyi çözmek istiyorsak, bir şeyle ilerlemek gibi bir düşüncemiz varsa bunun konuşarak, tartışarak farklı görüşleri onun adı nedir? Bir potada eriterek olacağını düşünüyorum. Mesela Hoca Efendi'nin bir kitabından bir tane yer vardı. İçine düştüğümüz durumdan düşüş noktası dışında çıkış noktası arıyorsak hem kendimizi kandırmış hem de gelecek nesilleri bir kez daha inkisara uğratmış oluruz diye bir bölüm vardı. Biliyorlardır. Şimdi biz bu meseleleri nerede düştüğümüzü, sonuçta şu an cemaatimizin olduğu durum, evet bazı kişilere göre bir tomurcuklanma gibi ele alınabilir ama sonuçta kötü bir durumdayız. Yani ben hapis yattım. İşte davam onaylandı, kaçmak zorunda kaldım vesaire gibi. Bir de burada şöyle bir durum var. Ben şunu çek anlamada şey yapıyorum. Yani ben cemaat için öyle ya da böyle, Allah rızası için diyelim, bir hapis yatmışım, konuşmamışım. Ve en ufak bir mesele sormada, yani kendi aramızda 10 kişilik bir arkadaş grubunda bile bir şey konuşurken fitneci gibi bir ima ile karşılaşıyorum. Şimdi ben bunu kabul edemiyorum İsmail Bey. Yani şimdi bu mesele nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bir de yani bazı bunun yanında da şunu anlayamıyorum. Bazı kişiler ya hocam bilmediğimiz şeyler var. Hocam bilmediğimiz bir şey yok ya artık. Yani anlamadığımız şeyler var. Ya maalesef her kardeşimiz, her arkadaşımızın maalesef kapasitesi o kadar yok yani. Anlatabiliyor muyum? Ve şöyle bir şey, belki kapasiteleri var, belki bu meseleye atıyorum 200 saat harcamaları gerekiyordu ve harcamadılar. Harcamadıkları için de bilmiyorlar şu an için. Anlatabiliyor muyum? Ama işte o onu anlamaz, o sorulursa ilave şu soru, ya abi zaten sorulmayan soru kalmadı, sövülmedik, onun adı nedir, sülalemizde kimse kalmadı, anlatabiliyor muyum? Yani biz artık daha hani bunu saklayarak, ben hani saklayıp da nereye gideceğimizi algılayamıyorum. Bir de mesela şu dönemde beni şu şey yaptı. Hani bu 17-25 zamanı AK Partililerin fitne çıkarmayın işte Müslüman topluluk içerisindeki gibi bir söylemi vardı abi, hatırlarsınızdır. Şimdi biz de burada mesela basit bir şey soruyoruz ya hani. Ve biz bu basit soruları sorarken de ya fitne ithamıyla karşılaşıyoruz. Ya bu çok çok ayıp bir şey abi ya. Hani anlatabiliyor muyum? Ve maalesef şöyle bir durum var. Yani ben bugün atıyorum hani dava dosyamla, ötmemiş olmamla bir şekilde bir kişilik, yani kimliğimi ispat edebiliyorum. Ama hani ben o olmasa demek ki niyetimi hiçbir şekilde anlatamayacağım ve onlar o sövecek, bu sövecek. Ya bunlar çok hani çok çirkin yani. Biz şimdi kimliklerimizle mi söylediklerimiz değer alacak gibi bir durum oluyor. Mesela Twitter'da da orada burada da bakıyorum. Böyle çok yani yanlış üsluplar var. Ki ben bu arada üsluptu, küfür etmeydi, bunları çok önemsemiyorum. Esas düzgün olduğu sürece
Yani iletişim yolu benim için çok önemli değil. Bir de ayrıca abi videoyla alakalı müsaadenizle bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi Hoca Efendi'nin ya beni Hoca Efendi'yi görmek mutlu etti açıkça söylemek gerekirse. Hani video benim için bu açıdan iyiydi. Ama şimdi biz bu idari kısımda yani geçmişe dönük meselesiyle sadece bugüne dönük değil. Biz Hoca Efendi'nin cemaatin idarisi konusunda ne kadar payı olduğunu ve ne kadar olmadığını, neye baktığını, neye bakmadığını bilmiyoruz. Bundan kaynaklı olarak da Hoca Efendi'nin hastalığıydı, yaşlı olmasıydı vesaire gibi meseleler insanlar sürekli soruyor. Çünkü bilmiyor, bilsek ki ya bu meseleler Hoca Efendi bakmıyor arkadaşlar. Falan abimiz bakıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani biz yani hepimiz şirketler gördük. Şirketlerde yönetim kurulları, CEO'lar falan filan bir sürü bir şey var. Yani herkes reklam işlerini atıyorum da yönetim kurulu başkanına sormuyorsunuz yani. Böyle şeyler var yani. Şimdi belli bir meseleyi kimin ne kadar hissesi olduğunu idari noktada bilsek zaten insanlar Hoca Efendimiz'e rahat bırakacaklar. Onun adı nedir? Kendi sorularını da daha net işine bakabilecekler. Ama şimdi biz bunların cevabını alamıyoruz. Burada da şeffaflık meselesi devreye giriyor. Bundan sonra da ne oluyor? İşte bazıları diyor ki hocayı yordunuz. Ya Hoca Efendi'nin abi bu kadar 80 küsur yıl hizmet etmiş bir insan olarak yani bir videoda şey yapacak, yorulacak kadar basit düşünmesi çok doğru değil. Anlatabiliyor muyum? Ama diğer taraftan da benim sorularıma, benim hakkıma anlatabiliyor muyum? Cevap verilmemesi cemaat tarafından ve ben şu an bunda ne kadar Hoca Efendi'nin payının olduğunu göremem. Hoca Efendi'nin buna alakalı bugüne kadar net bir cevap vermemiş olması, ben bunu sorgularım abi. Şimdi bunlar çok sıkıntılı şeyler ve hani Hoca Efendi bugün idari bir makamda, temsili bir makamda mı, payı ne? Yani bunlar bence çok önemli, sorgulanması gereken şeyler. Bir de artık yani şu tabana hani kapasite yani anlamayacaklar işte bilmediğiniz şeyler var. Bunları bir bırakalım istiyorum. Bu kadar. Çok uzattım. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim bu arada paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Yani konuşunca fitne denmesi doğru değil. Bilmediğimiz şeyler yok, öğrenmediğimiz şeyler var dediniz. Bunları konuşmak sağlıklı. Hoca Efendi'nin konumunda bilsek yani her mevzudan mesul olmadığını da bilsek belki bu kadar da şey yapmayacağız, bu konudaki şeffaflık da olumlu olur dediniz. İbrahim Bey buyurun, Ahmet Bey, Baltacı Bey önceden söz almıştı, düştü filan da. İbrahim Bey buyurun, siz ne düşünüyorsunuz? Video sizi rahatlattı mı, iyi geldi mi, yoksa nasıl düşünüyorsunuz? Selam ederim herkese. Benim için video, yani tabii ki Hoca Efendi sağlıklı bir şekilde görmek, bu kadar söylentiden sonrasında, bu kadar sözden sonrasında onu görebilmek tabii ki bize mutluluk kaynağı. Bu açıdan beni mutlu etti açıkçası. Ama bu videonun bende uyandırdıkları neler? En başında dediler ki kaçırıldı. Yani Ebu Selim'in söylemiyle beraber. Bu videoyla beraber kaçırılmamış olduğunu öğrendik en başta. Daha sonrasında Türkiye'ye götürüldü diye haberler oldu. Ki buna zaten inanmadık. Ama götürülmediğini de burada görmüş olduk. Yani bu Türkiye medyasıyla alakalı bir başlık olarak bunu söyleyebiliriz. Öldü haberleri yayılmıştı yine bunun akabinde. Ölmediğini de biz yine görmüş olduk. Demans diye zihinsel faaliyetlerini, aktivitelerini tam manasıyla yerine getirmiyor diye söylentiler çıktı. Ama zihnen de sapasağlam olduğunu, etrafındaki insanları tanıdığını, hatta orada görüntü çekenlerden birinin annesinin yapmış olduğu hizmetleri dahi hatırlatmasıyla biz bunun da olmadığını gördük, fark etmiş olduk. Yeğeni olduğu için annesi. Yani bu sonuç itibariyle o ikinci, yani gözünün önündeki şahıs değil, onun annesini dahi hatırlatır oldu. Yani mesele elinde çubuklarla böyle haber sunup da incelikleri, detayları gösterenlere binaen bence bu da tekrar edilebilir. İnsanlar için önünde söylenebilir bir detay. Ya etrafındaki insanlara iki kere ikram sordu. Yani öncesinde ikram, daha sonrasında yemek soruldu ve böyle baktığımız zaman da gerçekten Hoca Efendi'nin kendisini ziyaret edenlere, özellikle kendisi özelinde kendisine gelmiş olanlara çok ihtiram, saygı duyduğunu, saygı gösterdiğini, onlarla ilgilenmeye çalıştığını ve bunun da ister istemez onda stres
kaynağı oluşturduğunu, doktorların tavsiyesiyle stresten uzaklaşmak manasıyla başka bir yere taşınması tavsiyesinin de doğru olduğunu, yani bazı doğru olduğunu gördük. Çünkü konuşmasında bazen nefes kesilmesine rağmen oradaki insanların varlığıyla kendisini konuşmaya mecbur hissederek konuştuğunu da biz görmüş olduk. Bir evvelki gün gazeteciler gitmiş oraya. Oradaki gazetecilerin gitmiyor. Yani bir evvel, iki gün evvel belki. Gazeteciler gittiği zaman oradan hiçbir konuşma videosu yayınlanmazken hizmetlerle alakalı kendisinin etrafında bulunan insanlarla konuştuğunu gördük. Burada da belki yani ben Hoca Efendi'nin bir tavrı olarak gördüm yani. Bu çünkü oraya giden gazetecilerin onun sağlığıyla alakalı, yaşı olduğunu göstermekle alakalı Türkiye medyasına bir haber verme durumu vardı ki Hoca Efendi belki bunu önemsemedi yani. Onlar istediklerini söylesinler. Belki orada gönülsüzdü ama bu diğer seferinde sevdiği arkadaşlarıyla beraber hizmet meselelerinin konuşulmasıyla, onlara cevap vermesi, onlara sormasıyla beraber de önemli olan hizmet hareketinin olduğu, hizmetin devam ediyor oluyor olmasını vurguladığını ben hissettim. Yani bundan sonrası için sizin söyleminizde, bundan sonrası için dediniz ki yani Hoca Efendi artık bir karakter olarak sadece güncel meselelerle alakalı açıklamalar yapmayacak belki dediniz ama yani ben bunu da yapmıyor dediniz. Son 1-2 senedir güncele dair veya bamteli şeklinde sohbetleri yok. Daha ziyade hayatta olduğunu öğreniyoruz sadece bütün iletişiminden. Dedim. Evet. Yani ben bunun da aslında bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl izlenen bir yol olduğunu, kendisi tarafından izlenen bir yol olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü artık sürecin 8. yılı içerisinde bulunmaktayız. Bundan dolayı da her söylenen söz bir yere çekilmekte. Öyle olunca da Hoca Efendi'nin hem sağlık durumu hem de aynı zamanda söylediklerinin farklı yerlere çekilmesini artık en zirveye. Çünkü zulüm arttıkça, yani bu insanların zulmü kesmiyorlar ve arttıra devam ettiriyorlar. Zulüm arttıkça daha ince detaylarla insanlara farklı bir zulüm alanı açacaklarını düşünerek sessizliği tercih ettiğini düşünüyorum. Ama bu işlerin bittikten sonrasında söyleyecek sözünün de hala bitmediğini düşünüyorum açıkçası. Yani sizin... Anladım. Peki mesela yarın öbür gün sanki içimde öyle bir his var İbrahim Bey. Çünkü mesela ilk fotoğraf veya şey paylaşılmadığı zaman Hoca Efendi istemediği için paylaşılmamıştır demiştiniz. Fotoğraf paylaşıldığı zaman istememeden paylaşıldı. Video paylaşıldığı zaman yani sizde de acaba böyle şey bir eğilim var mı? Hani yarın çıksa her mevzuda konuşma yapsa bu sefer diyeceksin doğru olanı buymuş gibi yorumlama ihtimaliniz var mı sizin? Ya ben isterim ki aslında Hoca Efendi her gün konuşsun yani gerçek manada. Her gün konuşsun isterim açıkçası. Yani bu istek bu beni mutlu eden bir durum olur. Bu yani ama Hoca Efendi işte kendisi için değil yani o sırtında hep bir kefe ve onun ağırlığıyla hareket ettiğinden dolayı yaptığında bir hayır vardır ben hep düşünüyorum. Tamam. Ama o ilk fotoğrafın çekilmiş olduğu zaman dairesi içerisinde de isteksiz olmasını ben o fotoğrafı istemeden yani ona rağmen belki çekildiğini düşünüyorum yani gerçek manada. Çünkü orada da bir istemsizlik var. Yani belki de bu bizim aceleciliğimiz gibi. Yani belki her şey zamanında bir yerinde ilerliyor. Olması gereken şekliyle ilerliyor belki. Belki biz acele davranıp eleştirilerimizi öncelleştiriyoruz. Belki de böyle bir alanda açılması lazım. Ben şimdi olmuş olanda da hiçbir şekilde şey görmüyorum yani. Nasıl söyleyeyim bir negatiflik görmüyorum. Olanda da hayır evet, var. Evet yani konuşulanların yani yapılanların. Şey sadece anladım İbrahim Bey. Tamam herhalde. Bir de şöyle bir durum var onu da unutmayın. Bu mesele tamamen önlenebilir bir meseleydi bir de o var. Yani Hoca Efendi'nin sağlık durumuyla ilgili Ebu Selem'e o çıkışı yapmadan evvel Hoca Efendi diyelim ki yeni bir mekana yerleşeli yaklaşık 2 ay oldu Ramazan Bayramı'ndan önce diyorlar. Kurban Bayramı'na zaten bir hafta kaldı. Dolayısıyla çıkıp böyle bir açıklama yapılsaydı veya işte insanlar haberdar edilseydi insan veya işte bazen oluyor ya işte Türkiye'ye gidiyor uçakta filan dendiği an siz onu bir saat içerisinde bir tweetle şey yapsanız ne derler yalanlasanız zaten insanların aklına şüphe şey gelmez yani bu kısmı da var yani bu şu an konuştuğumuz kriz tamamen iletişimsizlikten ötürü ortaya çıkan
Çarşambanın gelişi belli olan bir krizdi yani. Lüzumsuz bir şeydi yani. Hiçbir şey katmadı bize diyebiliriz, evet. Çünkü hiçbir şey katmadı. Sadece bir sorunu çözdü ama sorun zaten hiç olmayabilirdi. Yani inşa edildi bir manada. İsmail Bey, aslında bizim belki okumalarımızda eksik olan bir şey de belki biz hep hizmete edilgen gördüğümüz de olabilir. Yani biz zannediyoruz ki hep olaylar gelişiyor, hizmet arkadan geliyor yani. Olayların içerisinde, olayların esnasında hizmetin akıl yürüttüğünü ya da hizmetin bir proje ürettiğini düşünmüyoruz. Belki de hizmet yani bu alan, bir alan açıldı. O alan içerisinde herkes konuşsun dendi. Herkes dökülsün dendi. Herkes belki fikir de, versin evet. dendi. Belki de hizmet kendi iç testini yaptı. Yani Hoca Efendi'nin bu kadar sessiz kaldığı, bu kadar iftiraların yöneltildiği bir zamanda bizim yönetimimiz içerisinde, istişare heyetinin yönetimi içerisinde durumların nasıl olacağıyla alakalı belki hizmet içi bir test yapıldı. Bunu anladım. Yani edilgenlik içerisinde yani gördüğümüz zaman hizmeti böyle biraz kapasitesini daraltma ve hareket alanını da daraltmış gibi görürüz ama milyonlara hitap eden, dünyanın 180 ülkesinde varlık gösteren bir hareketin bence bu kadar da geçen bir kere daha bahsetmiştim. Bakkal dükkanı yönetiyor gibi yönetildiğine de inanmıyorum açıkçası yani. Tamam. Bakacağız, zaman gösterecek ben de. Teşekkür ediyorum ben. Sizin düşüncelerinizi paylaşan bir sürü insan var. Onları da ifade etmiş oldunuz. Northern Fugitive, siz buyurun hocam. Bu video hadisesinde ne öğrendiniz? Teşekkürler. Sesimi net duyabiliyor musunuz şimdi? Duyuyorum ama ben kendim yankı yaptığım için benimkini kapatacağım. Tamam, teşekkür ederim. Ben biraz önce sizin söylediğiniz bir şeyle başlamak istiyorum. Aslında bu tartışmalar hiçbir şey katmadı ifadesini, eğer doğru anladıysam, ben müsaadenizle katılamayacağım. Çünkü bence bu tartışmalar başlamasıyla beraber ben de sohbet odalarına girmeye başladım. Ve bu sohbet odalarının demokratik tartışma kültürünü en azından cemaate yakın insanlarda, cemaatin içerisindeki insanlarda yerleşmesine katkı sunmuş olabileceğine inanıyorum. Çünkü burada bir tek sizin sohbet odalarınızı takip ediyorum. Bu benim eksikliğim. Diğerleriyle bir karşılaştırma fırsatım olmuyor. Fakat burada insanlar farklı görüşlerini gayet güzel bir şekilde ifade ediyorlar ve belki de çok uzun zamandır dile getirmek istedikleri tespitlerini burada onlarca insanın önünde ifade edebiliyorlar. Benim açımdan bu demokratik tartışma kültürüne bir katkısı oldu diyebilirim bu sürecin. Belki siz biraz daha pratik faydaları açısından değerlendirdiniz ama böyle bir yan etkisinin de olabileceğini düşünmek gerekebilir. Önceden bu reaktif olma meselesiyle alakalı ben birkaç kelam etmiştim yine odanızda. Ve bu reaktif olma durumu, demin İbrahim Bey'in de bahsettiği edilgen mi etken mi meselesinde, en azından iletişim alanında baktığımızda etken bir tavır ben göremiyorum. Çünkü kısa bir özet yapılması gerekirse, önce bir fotoğraf verildi. Ardından bir sessiz video yayınlandı 3 gazetecinin ziyaretinde. Sonrasında da sesli bir video yayınlandı. Şimdi burada arada baktığımızda bazı tartışmalara da ben rastladım sosyal medyada. Fotoğraftan sonra galiba işte Fethullah falan yaşıyor mu yaşamıyor mu dedikoduları çıktı ve canlı olduğunu göstermek istercesine bir video yayınlandı. Fakat burada da ses yoktu. Ses çıkmayınca Ruşen Çakır'ın ben bir eleştirisini gördüm. İşte 3 tane cemaat gazetecisi Fethullah Gülen'i ziyaret etti ama röportaj yapamadılar vesaire gibi. Bir de bugün çok dalga geçilen bir görüntü var. Demin de bahsedildi, bu elinde çubuklarla bazı yorumcular, haberciler falan yorumluyorlar. İşte Fethullah Gülen konuşamayacak kadar hasta gibi bir dedikodu çıktı. Ondan sonra aslında sesli videosu yayınlandı. Böyle bir evrim adeta gerçekleşti. Yani fotoğraf, sessiz video, sesli video diye. Şimdi burada bakınca, bir aktör analizi yaptığımızda aslında hani kimin sorusuna cevap verildi sorusunu bir düşünmemiz gerektiğini inanıyorum. Düşünmemiz gerektiğini inanıyorum. Çünkü acaba cemaat tabanının sosyal medyada dile getirdiği "bizi bilgilendirin" talebine mi cevap veriliyor? Yoksa
hükümete yakın Türkiye medyasında çıkan dedikoduları susturmak için eskisine nazaran biraz daha az panikle mi bir şekilde bir hareket ediliyor? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü sanki bana, yanılıyor olabilirim, lütfen düzeltin çünkü her şeyi takip etme şansım olmadı. Biraz daha böyle Türk medyasında çıkan dedikodulara cevaben bu şeyler geliyormuş, açıklamalar geliyormuş gibi geliyor. Buradan hareketle hani açıklama isteyen, şeffaflık isteyen, doğru bilgilendirme mekanizmalarının kurulmasını isteyen cemaat tabanının bu medya materyallerinin yayınlanmasından sonra erken bir zafere, zafer ilan etmelerinin diyelim tırnak içerisinde henüz erken olduğunu söyleyebilirim. Yani lütfen espri yaptım da burada iletmek isterim. Çok doğru. Hiç öyle düşünmemiştim. Bu burada bir Barbaros Bey'in durumu bir istisna oluşturuyor. Çünkü Barbaros Bey kendisiyle ilgili iddialara önüne yazılı bir metinle video kaydederek cevap verdi. Galiba yine takip edebildiğim kadarıyla Türkiye medyasında buna yönelik bir haber var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ama o cemaat medyasından gelen tepkiye bir karşılık olarak bunu söylemiş olabilir. Dolayısıyla kimin sorusuna cevap verildi? Bizim sorumumuza mı yoksa işte hükümete yakın medya, hükümet medyasına mı? O bende bir soru işareti olarak hala duruyor. Son müsaadenizle birkaç saniyeyi de fitne meselesine değinmek istiyorum. İbrahim Bey'den önceki konuşmacıydı galiba. Fitne çıkartma gibi meselelerden bahsetti. Bu fitne meselesi 17 Aralık öncesinde de vardı. İşte AK Parti ile cemaat bölünüyor mu, kavga ediliyorlar mı dershane tartışmasında vesaire. Hani aman sus, aman aklın ermez, bilmediğin şeyler var. İşte fitne çıkartma gibi uyarıların ben gri alan oluşturduğunu düşünüyorum. Bu gri alanda insanlar bazen kendi siyah beyazlarını doldurabiliyorlar. Dolayısıyla fitne deyince o zamanlar aklıma geldi. Ekrem Dumanlı'nın Erdoğan'ı hunharca destekleyen yazıları aklıma geldi. İşte fitne çıkartmaya çalışanları çeşitli etiketlerle yaftalandığı yazılar yine zamanda yayınlanan aklıma geldi. Bunu da bir eknot olarak eklemek istedim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Güzel bir noktaya değiniz. Ben gerçekten cemaat tabanlığına mı? Çünkü ikisi biraz beraber gelişti. Yoksa Türkiye'deki havuz medyasının iddialarına mı cevap? Her ikisi de iletişim açısından bence pozitif. Eğer cemaat tabanlığını yine önemsemediler de havuz medyasının haberler çıktığı için bu açıklamalar yapıldıysa önümüzdeki günlerde yeniden krizlere sebep olacağı anlamına geleceği için önemsiyorum. Yani havuz medyasının sormadığı soruları gerçekten kale almazlarsa aynı krizler yeniden yaşanır. Havuz medyasında kriz yaşandıktan sonra şey alır diye düşünüyorum ama bakalım göreceğiz. Tabii buna bağlı konuşulması gereken şeyler de var. Ben geçenlerde bir avukat, bir arkadaşım paylaştığı bir şeyi söylemiştim. Paylaşmıştım. ChatGPT üzerinden hazırlattığı bir metindi. Yani böyle toplumsal öneme haiz toplum liderlerinin sağlık meselelerinin onun mahremiyetine de halel getirmeyecek şekilde sağlıklı bir şekilde bilgilendirmesinin ciddi faydaları var. Bilgilendirmeyince zaten ister istemez o abes iddialar işte dövdü, şöyle komaya soktu, işte şuraya gitti, Türkiye getirdi falan gibi bu sefer reaksiyoner bir yerde kalıyorsunuz. Yani şimdi bugün hiç kimse Hoca Efendi Türkiye kaçırıldı mı diye bir haberi tıklamaz. Yani tabii dün o fotoğrafı gördükten sonra, bugün video paylaştıktan sonra. Niye? Çünkü olayın kontrolü Herkülname'nin yayınladığı videoda şu an. Ama birkaç gün sonra buna benzer bir deneme olacaktır. Yani çünkü insanlar yine ne oluyor diyecektir. Ama sıcağı sıcağına düzenli bilgilendirmeler, uygun şekilde bunlar doğrudan sağlık raporları demek değil. Yani hocamız cuma için abdestini aldı, hazırlığını yapıyor dediğiniz zaman bile siz bir update vermiş oluyorsunuz. Her zaman video, fotoğraf paylaşımınıza da gerekiyor. Neyse, ben uzatmak istemiyorum ama böyle bir şey var. Evet, şimdi Eagle One, sizi de dinleyelim. Merhabalar hocam, sesim geliyor mu? Geliyor. İsmail Bey, ben aslında
bu sürece, daha doğrusu sizin en son konuşmanızı, aradaki konuşmanızı bitirirken söylediğiniz bir söze binaen söyleyeceğim. Yani siz bir iyileşme, bir gelişme olduğunu söylediniz. Sözlerim ya cemaat mensuplarını yani kırmayacak şekilde söylemeye çalışacağım. Ama bazı şeyler var ortada. Yani bir ilerleme, bir gelişme yok. Aksine ortada çok büyük sorular var. Yani bunları neden cevap verilmiyor, ben onu anlamak istiyorum. Ya bu soruların içerisinde polistik soruları ya da artık ne sorusuysa, çalınmış mı çalınmamış mı, ortada iddialar var. Ahmet Dönmez birileriyle görüşmüş, onların şahitliklerini dinlemiş, bunlarla ilgili yayın yapmış ve insanların, cemaatin iddia ettiği değerlerin tamamen zıttı şeyler değil mi bunlar? Yani bunlara neden bir cevap verilmiyor, ben merak ediyorum. Yani geliyor mu sesim? Geliyor geliyor, devam edin buyurun. Yani neden cevap vermiyor, biz de merak ediyoruz. Yani burada ben bu arada videoyu izlemedim, bahsettiğiniz videoyu, ama siz içeriğinden bahsettiniz. Burada tatmin edici yani ne var, ben onu anlayamadım yani. Bu cemaat üyeleri olaya ya duygusal yaklaşıyor ya bir şeyleri kabul ettiğinde yıllarının çöpe gitmesinden korkuyor ya da içinde bulundukları sosyal çevrenin baskısı ya da bağlılığından dolayı hep iyi taraflarını görmeye çalışıyor. Kocasına çok bağlı bir kadının onun en ufak bir şeyini iyi göstermesi gibi geliyor bana, teşbihte hata olmasın. Yani yanlı taraflı bakıyor tabii ki, sübjektif nihayetinde bu konuda doğrudur. Mesela cemaate yakın gazetecileri dinledim bu Ebu Seleme'nin videosundan sonra. Ya bu Hüseyin, işte o videoyu yapan kimse, ya o kişinin bunu bireysel yaptığına, kendi bütçesiyle yaptığına hemen kabul etmişler ve bunu da altındaki insanlara, cemaatin artık mensuplarının inanmasını bekliyor böyle bir şeye. Ve inanan da çok insan var. Çok ilginç değil mi? Ya buna nasıl inanabilir? Ya bir kişi böyle bir şeyi planlayıp, bunun bütçesini ayarlayıp, daha sonra da bunu uygulamaya koyması mantıklı mı ya? Siz nasıl böyle bir şeye inanıyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum yani. Ya ben kaçırdığım bir nokta, lütfen bitireyim ondan sonra. Ya benim bir kaçırdığım bir nokta varsa ya, lütfen herhangi bir kişi cevap versin. Yani kimsenin de günahını almak istemiyorum ama ya burada bir sorulacak 15 Temmuz meselesi var ve 15 Temmuz meselesinden daha büyük mü diyeyim artık? Yani insanların sürekli o bir şey taktiği dedikleri şeyleri, Ahmet Dönmez'in de dediği gibi, doğrulayan bazı şeyler var. Bunlara cevap verilmesi gerekmiyor mu sizce de? Ve bazı şeyler hani tersinden daha iyi anlaşılır ya. Ya bu şey gibi geliyor bana. Fethullah Gülen iyi, çevresi kötü. Uçağa binen, Tayyip Erdoğan'ın uçağına binen gazeteciler hiçbir şeyi sormuyorlar. Onların istediği soruyu soruyor. Ya Fethullah Gülen'e soru bile sorulmuyor ki şu an. Gittiler üç kişi, çayını içip geri geldiler. Ya bu rahatsız etmiyor mu sizi? Ben ya gerçekten bunu şey için söylemiyorum, sizi kırmak için söylemiyorum ama aklım biraz diyaloğa çevirelim bunu. Bir kalın bir dakika. Şimdi bunu ben de yanlış anlamanızı istemem. Yani ben de mesela işte diyelim çeşitli açıklamalar yaptığı zaman destek oluyorum. Buradaki temel mesele, açıklamalar beni tatmin etti veya işte gazetecilerin ziyareti beni tatmin etti veya Hüseyin Bey'le ilgili söylenenlere ikna oldum. Meral Gıdık'la oyunu, cemaatle alakası yokmuş. Böyle bir sonuca hemen varmıyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bizim konuştuğumuz meselede işte dini bir cemaat içerisinde sorgulama, cevap alma kültürü yeni gelişiyor. Şimdi belki insanlar hatırlamaz da belki başka cemaatleri de henüz yoktur bu. Yani işine gelmiyorsa başka kapıya deniyor da olabilir. Yani bunu açık bakmadan, çalışmadan söyleyemem de tam olarak. Benim hatırladığım şöyle oldu. Mesela bu konuda ilk reaksiyon alabildiği, cemaat tabanının baskı yaparak reaksiyon alabildiği hadise birkaç sene evvel Osman Şimşek, Cevdet Türkoğlu hadisesi basına yansıdıktan sonra ortaya çıkan Susma kampanyasına işte ilgili bir iki kişi açıklama yaparak cevap verdi. İşte Osman Şimşek kendi açısından açıklama yaptı.
Mustafa Özcan açıklama yaptı. Bana Mustafa Özcan'ın açıklamasını gönderen üst düzey bir yetkili, yani bak açıklama yaptı falan ama Cevdet Bey asla hiç uğraşmaz bile falan dedi. Cevdet Bey de ondan 15 dakika sonra açıklama yaptı. Ama öyle kapandı bu hadise. Yani bir kültür haline gelmedi maalesef. Çünkü şöyle oluyor. Yani şimdi o mesela o açıklamalarının reaksiyon kısmına bakarsanız bazı tekrar eden mesela bir açıklama oluyor. Ah tamam işte bak reddedildi her şey şey süt liman. Bu ayrı bir şey. Yani gerçekten dediğiniz gibi yani bu içeriğe niye inanalım? Kanıt ne söylüyor? İşte sonuç ne söylüyor filan bu ayrı bir şey ama cemaat açısından bunu da kabul etmek lazım diye söylüyorum. Cemaat açısından Barbaros Kocakurt Bey seviyesinde heyet üyesi bir insanın cemaat tabanındaki çeşitli tartışmaları muhatap alıp cevap vermesi bile yeni ve tebrik edilmesi gereken bir şey. Cevdet Türkoğlu hakkındaki iddialara cevap vermedi o zamandan bu zamana mesela. Herhangi bir yeni bir şey söylemedi. Vermesi gerekir mi gerekmez mi? İşte bu bir manada böyle bir cemaat tabanından bu kadar yoğun bir toplumsal baskı yok. Bir taraftan da var. Bu süreçte benim tahminim olarak düşünün bunu. Bu süreçte biraz hızlı bazı meselelerin mesafe almasında ben kurban sürecini de etkili görüyorum. Yani kurban toplama faaliyetlerine yansıdığını düşünüyorum. Bilmiyorum sahadaki şey ne durumda. Ben kendim de kurban topluyorum sahada keseceğim falan diye. İnsanlar bana elden getiriyor. Ben diyorum ki time to help me yatırın. Adam elden getirmeyi tercih ediyor. Yani bir belki oradan ismim Türk hükümetinin eline geçer diye korkuyordur anlıyorum. Bir de ya ben sana vereyim de sen kes yani emin olayım diye bir şey var. Bir de bu güven erozyonu gitgide büyüyor. Yani böyle çok yüksek seviyede şey yapmış insanlar bile doğrudan bu yolu tercih ediyor. Geri dönüyorum Eagle One. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar bizi tatmin etmese bile incremental growth yani küçük küçük büyümeler, alışkanlık oluşturmalar açısından ben hem bu videoların yayınlanmasını hem işte muhataplarının bunları destek olması hem de bu gazetecilerin Hüseyin Bey'i aklama çalışmalarını olumlu buluyorum. Neden? Çünkü otururuz açık konuşuruz hocam. Yani siz Hoca Efendi'ye neyin sunumunu yaptınız o zaman? Niye şahsi bir oyun projesinin sunumu yapılır? Madem oyun projesi sundunuz, dini oyunlar yapacağız. Niye işte ortaya çıkan bütün oyunlar onu patakla bunu patakla şeklinde? Yani bu menfi hizmetler meselesi ne oluyor, ne bitiyor? Bunlar yani bunlar hemen kapanmış, tamamen kabul edilmiş meseleler değil. Bir şey daha ekleyeyim, çok sözünüzü bölmüş oldum. Bazı meselelerde İngiltere'de öğrendiğim bir alışkanlık. Face value diye bir şey var. Yani bir insanın söylediğini ilk etapta yüz değeri olarak kabul edersiniz. Onun face value'su olarak tamam kardeşim öyle diyorsan öyledir. Mesela Osman Şimşek geçen birkaç ay evvel, 3-5 ay evvel kampı ziyaret ettiği zaman bir barışma oldu dendi mesela. Cevdet Türkoğlu ve Osman Hoca'sından bir beraber fotoğraf verildi falan. İnsan diyor ki gerçekten oldu mu olmadı mı falan ama yani oldu şüphelendirecek bir şey yok gibi hissediyorsunuz. Ama birkaç ay sonra geliyor bir bakıyorsunuz belki de bir barışma olmamış. Ha, bunu anlıyoruz şimdi. Niye? Çünkü işte reaksiyon var. Hala işte yok Truva atı, yok bilmem ne gibi bir bakış açısı görüyorsunuz. Belki de diyorsunuz ki o face value olarak bana söylenen şey doğru olmayabilir. Bunlar hep kurumsal gelişme açısından gerekli şeyler. Yani toplum bu açıklamayı bekleyecek, açıklamayı direkt kökten reddetmeyecek, arkasını da takip edecek. Olay bir maraton gibi, bir 100 metre koşusu değil de bir maraton gibi muamele edecek. İşte bu yüzden biz mesela işte bu videoyu konuşuyoruz. Bundan sonra diğer konuya da geçeceğiz. Yani bu bugün değil de diğer mevzuları da konuşacağız. Ve göreceksiniz herkes o mevzular bırakmış değil ama insanların aklında Hoca Efendi'nin sağlık durumuyla ilgili nasıl sorusunu cemaat mensuplarının kaygılandıran bir meseleyi onun cevabını görmüş oldular iyi kötü. Yani insanlar şimdi bu ne diyelim heavy editing'i görmediler mi? O yoğun cut and paste'i görmediler mi? Aralarda şu bu yani içlerinde her şeyi ikna oldu mu? Yok ama o ayrı bir soru. Yani 86 yaşında bir adamın sağlık durumunun bu kadar en azından bu seviyede olması iyileşiyor şeyi ayrı bir cevap. Ama geri kalan mevzular da konuşulacaktır diye düşünüyorum. Buyurun devam edin. Sözünüzü kestim. Estağfurullah. Ya bilmiyorum. Sizin söylediğiniz şeyler ve burada konuşulan ve daha başka gruplarda konuşulanların birçoğu varsayımlarla
Yani işte biraz önce birisi söyledi. Hüsnü zan, yani iyi düşün, iyi bir zan beslemeyle oluyor çoğu şey. Hep varsayımlar, hep varsayımlar. Ama ortadaki büyük soruların cevapları, ya kusura bakmayın, yanlış anlamayın ama şu buradaki en son öğrenilmeye ihtiyacı olunan şeylerden bir tanesi sağlık durumu ya. Yani burada devasa sorular var yani. Devasa, bütün Türk halkının nefretini kazanmasına neden olan, bütün Türk halkı demeyeyim de ciddi bir kesimin nefretinin kazanılmasına neden olan sorular var maalesef. Bunların neden cevaplanmıyor? Ya buradaki asıl mesele bu yani. Sanki yani bir ataerkil toplumdan geldiğimiz için, Vural Bey söylemiştir herhalde, ataerkil bir toplumdan geldiğimiz için yani bu kültürün oluşması bile şey oldu. Yani hocam, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu da Hüsnü zan. Ya bu söylediğiniz de Hüsnü zan. Ya lütfen, yani ben sizin şahsi olarak vicdan, duygusal bir sevginiz var ama vicdanlı da biri olduğunuzu biliyorum. Ama bu sözünüz bir duygusallığa kaçan bir şey olarak görüyorum. Yani kusura bakmayın. Ama bu muhtemelen burada öyledir. Muhtemelen öyledir. Benim de ama böyle bir toplumsal realite ya, var. Yani hocam bu realite yani, bakın bu çok net. Ya şu an işte o Fethullah Gülen'in sağ kolu gibi olan kişinin borsa spekülasyon demeyeyim de insider bilgiyle zengin olduğu söyleniyor. 30-40 tane evi olduğu söyleniyor. Küçük şeyler ya, bunun AK Parti'nin yolsuzluğuyla bana bir farkını söyle. Ya bu bir kadın vardı, Erzurumlu. Neydi ismi? Taşkesenlioğlu, eşi, kardeşi, bir ya onların yaptığı şeyle bunun arasında büyük bir fark var mı? Ya birisi bana, ya şimdi tersiyle söylüyorum, bunu söyleyince kırılıyor belki bazı arkadaşlar ama bunların sorgulanması lazım. Bir cevabı varsa da birilerinin, bizleri, insanları, halkı, Türk halkını, cemaatin, özellikle cemaatin halkını muhatap alması lazım, öyle değil mi? Ya yanlış düşünüyorsam lütfen söyleyin. Yok, haklısınız. Şimdi ben de yani mesela ben de zaten bir bahane üretmek için söylemiyorum. Bir toplumsal bir sosyolojiden bahsediyorum. O da şu. Siz bunu söyler söylemez mesela bir insan, evet, bırakın borsa hiç yapmamış olsaydı, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hizmetlerini gören özel kalemi olan birisinin zenginleşmesi kendi başına problemli bir hadise. Bunu işte Hoca Efendi kendisi de tespit ediyor bu hadiseyi öğrendikten sonra söyledikleriyle. Bunun cemaat tarafından kanıksanması ayrı bir problem. Yani cemaatin bu konuyu, ya tamam tabii olmuş işte, babadan kalmış biraz, adamın ticari zekası iyi falan şeklinde kanıksaması ayrı bir problem. Bu cemaatin yani geleceğini belirleyecek bir mesele. Tartışma tam olarak bitmiş değil çünkü çoğu insan açısından tartışmanın dondurulan bir tarafı var. Niye? İşte insanlar bir travma halinde. Bu travma herkes değişik bir boyutuna yaklaşıyor. En çoğunluğu da bu Hoca Efendi'nin hayattayken tadını kaçıracak mevzular olarak görüyor. Yani onun vefatından sonra ortaya çıkacak bazı mevzular var bu konuyla ilgili nihayetinde. Bir de bu tartışmalar cemaat içinde, ataerkil bir topluluğun bir üyesi olarak yeni mevzular. Yani mesela bir sürü insan ilgili yere şikayet etmeyi toplumsal olarak yeterli görüyor. Biz bunu mektup yazdık diyor, haber verdik diyor. Mektubu zaten o okuyor. Cevdet Bey kendisi okuyor. Ne yapalım abi diyor. Yani bunu öğrenirsin zamanla nasıl tepki verebileceğini. Şimdi görüyor insanlar mesela, işte konuştukları zaman etkili oluyor. Kurban vermedikleri zaman etkili oluyor. Muavenetlerini sordukları zaman etkili oluyor falan. Bu bir öğrenme süreci olarak görüyorum ben. Eğer iyi devam ederse, az önce Norden Fugitive'in söylemeye çalıştığı oydu. Yani konuşma bile kendi başına çok zor bir mesele. Ben ilk odaya karık, ilk kez katılan insanların bazen ulan bir şey diyeceğim, bu dediğim mesele şey olacak, hizmete, cemaate bir sıkıntı olabilir korkusuyla böyle kelimelerini seçer seçer konuşuyor. Sonra konuşuyor, bakıyor aslında kötü bir şey olmuyor, tamam mı? İyi bir şey oluyor. Kendisi gibi düşünüyor. Yani böyle bir öğrenme sürecinden geçiyor diye düşünüyorum cemaat. Öğrenir öğrenemez bilemiyorum. Ama dediğiniz gibi bence o manada çok büyük bir, yani cemaat kendi içerisindeki 17-25'ten henüz başarılı çıkmadı. Hani tamamen her şey oturmuş da değil, onu söyleyeyim. Rejim değişikliği olmadı henüz. Ama şu an 17-25 hadisesine benzetecek olursak 17-25 Aralık'ı yapan ekip tasfiye ediliyor
büyük ölçüde cemaatten. Fotoğraf bu. Ama tamamen kaybetmiş değiller çünkü bir yerde itibarlarını koruyorlar ve taşlar yeniden dağıtılabilir. Yani böyle şeyler de çok mümkün. Bazı şeylerin de henüz yerleştiğini söyleyemem, öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum ama İlgıl'dan. Evet. Güzel bir şey oldu ama müsaade ederseniz. Sadece tek bir şey söylemek istiyorum yani arkadaşlara. Evet. Ya bir şey bilmelerini istiyorum. Ya biliyorlar mutlaka da, böyle nasihat gibi de kusura bakmayın. Bu hayatta mutlak iyi, mutlak kötü diye bir şey yok yani. Bunu bilmelerini istiyorum yani. Bu hayatta yani insanlar yanlış yapabilir. Yanlışa yanlış, iyiye iyi, kötüye kötü demeyi bilmek lazım. Ne kadar annen de olsa, sevsen de, işte hocan da olsa, liderin neyse artık, yanlış demeyi bilmek lazım. Kötüyü de mutlak kötü olarak görmemek lazım. Örnek veriyorum, son bir örnek verdikten sonra kapatacağım hemen. Mesela uçak yapılıyor şu an, işte hükümet yap. Hükümetin çok yanlışı var mı? Var. Yolsuzluğu var mı? Var. Bunlar çok kötü. Bunları lanetleyelim. Ekonomiyi kötü yaptı mı? Yaptı. Tamam mı? Ama uçak yapıyor, ona da bir şey bulunmaya çalışılıyor. Çünkü onu mutlak kötü olarak görülüyor. Evet, poşeti paralı yapıyor mesela çevre için. Onu da evet, kötü görüyor. Aynen öyle, bunu yıkmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Aynen bu kültürü tutmaya çalışıyoruz. Şimdi sırada Ahmet Baltacı Bey. Ta baştan beri bir düşük çıkıyor. Ahmet Bey buyurun, sizi de alalım. Yani yeni konuşmacı almıyorum. Dikkatli çekmiştir. 2 saat sığdırmaya çalışıyorum. Buyurun. Kusura bakmayın. Birkaç defa düştüm, geri geldim. Sesim nasıl geliyor? İyi geliyor gayet. Buyurun. Şimdi ben... Şimdi gitti ses işte. Siz duyuyor musunuz arkadaşlar? Ha, şu an, emojiyle duyuyorsunuz. Ha, şu an geliyor mu? Geliyor. Ha, şu an geliyor, tamam. Şimdi ben bir iki durumdan bahsedeceğim. Bir tanesi şunu gördük. Hani yani tabandan baskı olmadığı sürece yani yukarıda hiçbir şeyler değişmiyor. Yani bu devletler için de böyle, diyelim cemaatler için de böyle. Taban baskısı önemli. Ondan sonra şu var, güzel bir üslupla diyelim uyarmanın hiçbir şeye yaramadığını, hani diyelim işte yöneticileri, özellikle senden üst düzeyde olan insanları nazikçe uyarmanın hiçbir şeye yaramadığını, hani bir kişinin böyle çıkıp küfür kafir konuşarak ancak diyelim bir şeyler yerine oynatabildiğini gördük. Yani biz bunu kendi hayatımızdan da gördük. Yani işte söylüyorsun, ya doğru haklısın ama işte ya şöyle ya böyle işte ya tamam biz bakacağız ama böyle biri bağırıp çağırdığı zaman ancak bir şeylerin hani değiştiğini hani gördük. Bu açıdan hani yani Ebu Selam'a Gülen'in olayının böyle bir yönü var. Son bir şey söyleyeceğim. O da şu, şimdi videonun bir kısmında işte her şey yolunda, işte bütün hizmetler bütün dünyada her şey yolunda falan gibi bir şeyler söyleniyor Gülen'in. Yani bu, İtikaf ediyor hizmetleri. Her şey yani sanki böyle her şey yolunda. Hiç yani ne bileyim yani sanki Türkiye'de bu kadar insan içeride değil ya da ne bileyim işte hala insanlar medişlerde boğulmuyor gibi hani yani öyle bir hava hissettiriliyor. Ben işte hani onda işte sağlığına zarar gelmesi falan diye söyleniyor. Ben onu duyduktan sonra artık hani bizzat yani şimdi hani diyelim Gülen'e bilgiler doğru bir şekilde gitmediği için artık o bizzat kendisi bir video yayınlasa ve bazı şeyleri söylese bile artık ben hani ona güvenemem. Yani bizzat Fethullah Gülen söylese bile güvenemem. Çünkü kendisine doğru bilgi aktarılmadığı için yani o yanlış bilgiye göre diyelim konuştuğunu düşünüyorum ve dolayısıyla söyleyeceklerim bunlardı. Teşekkür ederim. Kenan Kar, sizin de yorumlarınızı alalım hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir dakika. Buyurun Kenan Bey. Kenan Kar. Kenan Bey beklerken o zaman tamam. Tolga Arslan Bey buyurun. Ha, Kenan Bey geldi. Kenan Bey buyurun. Bugün videoyu izledim ben de Herkül'den. Orada Hoca Efendi direkt böyle karşısında bahsettiği bir Muhammed ismi var. Muhammed Hoca o büyük bir ihtimal. O Cevdet Bey'in damadı. Damat. Sonra da bir isim daha orada söyledi. Esat dedi. O da Cevdet Bey'in oğlu. Herkül'de yayınlanan fotoğraf da vardı dün ya da bugün. Orada da Cevdet Bey yine bastonla, Hoca Efendi'nin elinde baston vardı. Orada yine yanındaydı yani. Buradan herkese şunu söylediler diye düşünüyorum.
bu konuşulan meseleleri yani artık anlayın işte ben hani Cevdet Bey'den razıyım, onun damadından da razıyım, onun çocuğundan da razıyım diyerek böyle bir mesajı verildi yani. Cevdet Bey konuşmadan bu mesaj verildi herkese. Şimdi geriye şey kalıyor. Peki bu muhalefet ve bu ön yargı nasıl bitecek? Şimdi o kalıyor geriye. Çünkü aşırı bir, ben de bir yıldan beri bu meseleleri duyuyorum. Tabii herkesle beraber. Ama birikiyor yani. Hatta Mustafa Özcan'a falan da gidiyor meseleler. Şimdi o konuyu karıştırmayalım. Oraya gelince de yine aynı şeyler olacak. Ve burada mesaj verildi yani direkt Cevdet Bey'in kendisi, damadı ve oğlu ile alakalı bütün her şey söylendiği diye düşünüyorum. Çünkü direkt Hoca Efendi'nin kendi ağzından onlara orada iltifatlar edildi. Tabii düstur da böyledir peki, genelde. Sizi ikna etti mi bu mesela? Size etkisi ters olmuş gibi sanki bir şey var. Yok, beni hiç etkilemedi çünkü ben zaten Cevdet Türk Yolu'dur, Mustafa Özcan'dır. Onların ne kadar Hoca Efendi'ye tabi olduğunu, Hoca Efendi'nin de onlara ne kadar sahip çıktığını veya işte onlara güvendiğini, hani nasıl söylerseniz o konularda ben eminim. Hiçbir düşüncem değişmedi. Yani eskiden beri ya Mustafa Özcan ile alakalı çok bunlardan 20 yıl önce neler bahsedilirdi? Hani bir talebe var gelmiş, kapıya gelmiş, imza toplamış. O kişi işte Mustafa Özcan'dır, güzellemeler yapılırdı. İş buraya nasıl geldi bilmiyorum ama ben Mustafa Özcan'ı nerede tanıyorum? 2006 kaç yıl yaparsa o zaman işte 2006'larda ben 2-3 defa beraberdik böyle. Tabii ben onu o zaman daha küçüktüm ama görüyorduk yani. Şimdi Mustafa Özcan ve Cevdet Türk Yolu'nun tavrı biraz şeydir böyle. Nasıl diyeyim? İnsanların normal hizmet kafasındaki şekliyle şekillenmez. Hani biraz daha böyle nasıl diyeyim? İzmirliler hani böyle biraz Efe olurlar falan ya da Kabadayı gibi olurlar ya. Hani biraz o efekt var. Acaba diyorum yani hep böyle biriktirdiler zamanında. İdarecileriyken mesela Mustafa Özcan'a bir şey diyemediler. Cevdet Bey'in yanına gittiklerinde Hoca Efendi'yi görmek için bir şey diyemediler. Ama bu iki insan hep yanlarındaydı Hoca Efendi'nin şey olarak yani istişare olarak. Acaba insanlar biriktirdi ve artık bir şekilde konuşmaya başladı. Talebeleri varsa talebelerine böyle negatif mi yayınladı bilmiyorum ama oradaki mesaj gerçekti yani. Gereken söylendi diye düşünüyorum. Öbür tarafta da benim gibi çok insan vardır bilmiyorum. Aynısını düşünüyordur. Yani Cevdet Türk Yolu'nun ve Hoca Efendi'nin bir arada ayrı düşünülemeyeceğini. Yani şöyle bir şey olamaz yani. Cevdet Türk Yolu'nun bazı insanlar araya kendini koyarak o meseleyi değiştireceğini düşünmüyorum yani. Peki mesela Osman Şimşek Hoca'nın mal varlığıyla ilgili mektubunu o zaman niye engel olmaya kalktı? Ya zaten git ver ya ne olacak haberi var niye demedi? O kadar hani o kadar senkronize bir güven bilgi ilişkisi varsa bir ara ayrı düşünemezseniz Hoca Efendi'nin haberi var o zaman. Niye o kadar gerginleştiği ve sonrasında rahatsız olduğu bu süreçte? Tamam, onun ispatı hala Cevdet Bey'i Hoca Efendi kendisi hala dizinin dibinde tutmasıyla ispat etti yani. Osman Şimşek'e de şunu dedi. Tamam bak. Burada ama şu ihtimali unutuyorsun. Yani. Mesela şimdi burada Hoca Efendi'nin yani çevresindeki insanları dışlamaya kalkması cemaat içerisinde bir iç savaş başlatmasına da sebep olur. Yani bu insanlar da ama şöyle ama böyle diye bir sürü şey ortalığa serpebilirler. Daha önce olduğu için söylüyorum. Çeşitli cemaat ve gruplarda örnek de verdim. Belgeseli olan da var. Ben Hoca Efendi'nin bu iç savaşa engel olduğunu düşünüyorum. Ve cemaatte öyle bir şey var. Sırlar var, bilinen şeyler var diyelim. Hoca Efendi aslında cemaati bir arada tutuyor. Bunu yapmayarak. Anlatabiliyor muyum? Yani doğrudan kendisi ötekileştirmeyerek.
Yok. Ama çıktı. Konum hainleri diye bir video çekti. Bamteli çekti. Cemaatin içerisinde konum sahibi insanların mal mülk sahibi olmaması lazım. 3 tane, 5 tane, 35 tane arabanız olamaz dedi yani. Tamam ama. Serkarları yazdı. İşte hani çok açık seçik işte eleştirilerini de dile getirdi. Ama arka planda Cevdet Türk Yolu'nun bu mal varlığının ne kadarı kendi şahsi kontrolünde, ne kadarı tabiri caizse hani hizmetin bir kasası, bir emaneti, bir parası gibi olduğunu bilmiyoruz işte. Yani ben bilmiyorum bunu. Anladım. Teşekkür ediyorum Kenan Bey. Yani biz de bilmiyoruz onu. Bir iki kişi daha var. Siz kalın istiyorsanız. Belki sözünüz varsa devam ederiz. Son Tolga Bey, siz konuştunuz mu hocam? Yok. Ha, Tolga Bey sırasında yok, zaten. Yok, konuşmadım. Buyurun. Siz ne düşünüyorsunuz bu video? Sessiz videodan sesli videoya geçişten. Ya genel olarak sadece bu olay değil de genel olarak hizmetin durumuna dair ben bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben ilk esnaf abilerden, ilk mütevelli abilerden bazılarıyla konuşmuştum. Bir iki tanesinin söylediği bir şey vardı mesela bana. Ben Hoca Efendi'yi başlarda çok denedim, çok sınadım. Ya kontrol etmiş. Ya para veriyor adam ama para verirken, desteklerken, Hoca Efendi'nin fikirlerini desteklerken çok ciddi sınamalardan geçirmiş Hoca Efendi'yi. Mesela ilk yurt açmak istediğinde hemen karşı çıkmışlar. İlk işte şunu yapmak istediğinde hemen karşı, hemen öyle getirip de paraları onun önüne döküp de hocam sen ne istersen yapalım dememişler. Çok küçük olduğu için o zaman kontrol, denetim mekanizması var. Şimdi bir sosyolojik toplulukta, bir insan topluluğunda, özellikle de bir gayeyi hayal peşinde koşan toplulukta insanların bir şeyler yaptığı bir toplulukta denetim mekanizması olmadan hiçbir şey olmaz. Başlangıçta çok sıkı bir denetim mekanizması var ya. Çünkü doğrudan işi yapacak kişi işe razı değilse, işe ikna olmadıysa yapmıyor, tepki gösteriyor. Yapmamak için mücadele ediyor. Ancak zaman içerisinde tabii cemaat büyüdü, belli bir mekanizma oluşmaya başladı. Türkiye'nin baskıcı rejimi vesaire vesaire vesaire. Şimdi hizmet hareketinin bir gayayı hayali var. Amacınız var. Amaca giden bir de yol var. Stratejiniz var. Bir de bu yolda uyguladığınız teknikler var. Bu teknikler zamanın koşullarına göre değişiyor. Stratejiniz değiştirebilirseniz değiştirebiliyorsunuz. Hizmet hareketi Türkiye içerisinde ve belli koşullarda, baskı koşulları altında doğduğu için ilk olarak ona göre şekillendi. Ama zaman içerisinde dünyaya açıldı, şartlar değişti vesaire. Burada gayeyi hayal sabit kalmak şartıyla strateji ve teknik değiştirmek gerekiyor. Ama hizmet hareketi bunu yapabildi mi? Mesela Hoca Efendi 2008'li yıllarda işte tek gündemi hicretti. Yani Türkiye'yi boşaltın, o kurumların hepsini boşaltın, yurt dışına çıkın demekti. Ama bunu yapamadık. Yapamayız. Yapılması mümkün değildi. Çünkü stratejik bir değişiklik. Bu değişikliği yapamazdık. Şimdi hizmet 15 Temmuz'dan sonra çok çok farklı koşullara geldi. Bu zamana kadar hizmeti getiren strateji, teknik, taktik vesaire neyse artık bunların hiçbirisinin işe yaramadığı bir süreci yaşıyoruz. Tamamen farklı koşullarda ama gene aynı gayeyi hayali yaşamamız lazım. Aynı zamanda da dünyanın problemlerini çözeceğiz derken kendi yaşadığımız ayrı problemler var. Şimdi aynı sırada da şöyle bir problemimiz var. Şimdi bakın ilkeler çok kolay. Hoca Efendi'nin ilkeler ortaya koyması çok kolay. 1400 yıllık İslam kültürü var, İslam tarihi var. Hoca Efendi, risaleler var, üstad var. Bunlardan Hoca Efendi önümüze ilkeleri koydu. Bunu koymak çok kolaydı. Ama o ilkeleri insanlara öğretmek ve o ilkeler yolunda o ilkelere uygun olarak strateji belirlemek, o ilkelere uygun olarak taktik belirlemek, davranış yapmak o kadar kolay bir şey değil. Yani Kur'an'dan bir örnek vereyim. Bedir Savaşı sonrasından işte esirler... Yani ilkeleri uygulamak zor. Buradan ne demek istiyorsunuz? Şu, şimdi yeni bir dönem yaşayacağız. Yeni bir dönem yaşıyoruz. Bu dönem içerisinde bir Türkiye'yi tamamen boşaltmak lazım ama Türkiye'de müthiş bir baskı var. Hoca Efendi yaşlandı. Artık ilk başlardaki gibi bir durum yok. Hasılı kelam, sözün kısası. İçinde bulunduğumuz durumu, koşulları ve şartları algılayıp, anlayıp
eski alışkanlıkları, eski stratejileri, eski taktikleri tamamen bırakıp yeni döneme ayak uydurmamız lazım. Ama bu birçok kişi için imkansız bir şey. Bunun sonucu olarak da yani ben sosyoloji eğitimi almış birisiyim. Evet biz dini bir cemaatiz. Gayeyi, hayalimiz ulvi. Ama sonuçta biz insanız. Yaptığımız işte insanca. Dolayısıyla da bütün insan topluluklarının başına gelecek şeyler hizmetin de başına geliyor. Ve hizmet bir, hem fert bazında hem hizmet içerisinde son yaşanan olaylar da gösterdiği gibi gruplar bazında hizmetin içerisinde artık gruplar var. Fikir ayrılıkları var. Yani olaylara bakış farklılıkları var. Bunun sonucunda da işte doğal süreç yaşanıyor, yaşanacak. İlkelere bence şu daha doğru diyen insanlar o tarafa doğru yönelecek. Ha burada Hoca Efendi'nin yaşı itibarıyla, sağlık durumu itibarıyla, insanları düşünmesi itibarıyla, karakteri itibarıyla bazı tercihler yapıyor. Bazı seçimler yapıyor. Bunun sonucunda da insanlar da bazı seçimler ve tercihler yapıyor. Yani bazı insanlar imanını bile terk etmeyi bu tercihler içerisinde sokuyor. Vesaire. Yani ben şu anda Hollanda'dayım. Birçok tarzda farklı hizmetin içerisinden gelmiş insanların birçok farklı gruba ayrıldığını görebiliyorum yani. Bu da gayet doğal bir şey. Bu gayet doğal bir şey. Video bağlasanız. Son, özür dilerim. Yani... Bağlamaya çalışayım. Hoca Efendi ve az önceki arkadaşın söylediği şeye katılıyorum. Son bir videoyla bence kendi tercihini gösterdi. Kendi seçimini gösterdi. Ben şu insanları tercih ediyorum dedi. Ama şu var. Yaşanan bu. Peki şu soru buyurun. Tolga Bey. Buyurun. Tolga Bey. Tam tersi bir video yayınlasaydı mesela varsayalım ki Hoca Efendi çıktı aslında ilk kayıtta dedi ki şöyle 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 oluyor diye tam tersi. Sizce bu videoyu izleyebilir miydik biz? Hayır izleyemezdik. O imkanı artık Hoca Efendi'nin yok bence. Bu benim yani arkadaşlar eğer onları kalbine kırarsam kusura bakmasın. Tamam. O imkan ne zaman kaçtı? Osman Şimşek abi kamptan Hoca Efendi'nin ramına gönderildiğinde Hoca Efendi'nin artık aksi bir video yayınlama şansı kalmadı. Tamam onu unutuyorum. Yani şimdi böyle bazen insanların zoraki veya zoraki olup olmadığını bildiğimiz tercihlerin sanki Hoca Efendi tercih başka ihtimali olmayan bir yerde bir tercih olabilir mi? Çünkü şimdi bir insan şöyle çıkıp diyebilir ki ya Hoca Efendi aslında kampta daha korunaklı bir yer kamp. Yani bilmiyoruz öbür taraf neresi de yani nihayetinde kamp geniş bir alan, etrafı komple satın alınmış bir yer, her yer. Yani doğrudan bir yabancı komşusu bile yok bildiğim kadarıyla. Ama işte belki gelen gidene karşı Türkiye ile ilgili, darbe girişimiyle ilgili bir şeyler söylemeye başlayınca öyle bir izolasyona sebep oldu. Bak tamamen spekülasyon yapıyorum şu an, yanlış anlamayın. Bundan ötürü o uzaklaştırıldı dense bunu tam sizin de dediğiniz gibi teyit edecek veya reddedecek bir durum yok. Dolayısıyla hani belki burada videodan sağlıklı tek mesaj Hoca Efendi hayatta konuşabiliyor. Aynen. Başka bir mesaj alamayız bu videodan. Yani başka... Geri kalanını da zaten konuşacağız. Diğer mevzuları konuşacağız. O gruplaşma, bölünmeler, ya, şunlar bunlar zaten. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Bir iki kişi daha var sonra kapatacağız. Bünyamin Bey buyurun. Bünyamin Bey de söz istemedi de geçen programda bir sorusu varmış. Soramaydığını söyledi. Belki bu programda sormak veya şey yapmak ister diye aldım. Buyurun. Yok sağ olun hocam. Yani ilk iki programda şey konuşmak istedim. Nasip olmadı. Şey değil hani sizin de öyle bir ambargo uyguladığınız bir durum yoktu. Onun için izah ettim. Tamam. Şeyde. Tamam hatırladım yani sizin profil fotoğrafını. Buraya aldım. Varsa söylemek istediğiniz yine söyleyebilirsiniz. Yoksa söyleyeceğim tabii kısaca. Ben de işte İstanbul FEM'de çalışmış, Boğaziçi ve Beykent'te okumuş, Yıldırım Beyazıt sosyal politikadan ihraç edilmiş birisiyim. Çalışma Bakanlığı'nda da göç üzerine çalışıyordum. Tabii ki hani şöyle şöyle Gülen cemaati hareketi yapılanması Türkiye'nin bir sosyal hareketidir. Tam olarak bir sivil toplum örgütü diyemeyiz. Çünkü kamu yapılanması sivil topluma uymaz. Yani bunun sonucunda da hani şöyle
insanların eğitimli bir grup, hani insan iddiasından mı vuruluyor bilmiyorum. İşte hani Said Nursi'nin şeyi, hani eleştiri getirene, hani benim işte benim hatalarımı söylemek, işte koynumdaki yılan çıyanı söylemek benim hoşuma gider anlayışını düstur edinen insanların feryatları, yardım çığlıklarında işte bir eksiklikleri gördüğünde işte bir şekilde itham edilmeleri çok üzücü bir durum. Yani bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Yani eleştiriye katlanmak bir kalite unsurudur. İkincisi de hani eleştiri insanla hani bam teline dokunursa bir anlamı vardır. Türkiye Gazetesi'nin bir yazarı vardı işte. İsmail Saymaz'la bir tartışma programında dediği şeydi. Ben de eleştiriyorum AKP'yi, hadi eleştir dedi. İşte minareyi eleştiriyorum ben dedi. Oldu. Hani bu şekilde bir eleştirinin anlamı yok. Yani eleştiriler mazeştelerini rahatsız edecek boyutta olmalı. Bakın Türkiye'de eleştirecek gruplar bile medyada kontrollü şeydir, yani böyle kontrollü muhaliftir. Yani muhalefete bile bir kontrol eden yönetim var. Hani belki Halk TV'ye kadar çıkanlar kontrollü muhaliftir. Yani öyle dişe dokunur işte bir yolsuzluğa, hukuksuzluğa çok fazla vurgulamaz onlar. Türkiye'de yani cemaatin bunu üstüne... video nasıl bağlayacaksınız Bünyamin Bey? Ya cemaatte de yok. Şöyle işte bizde de hani bakan yönüyle insanların eleştirisine ithamla bakarsanız kopuşlar olur. Bunun önüne geçilemez. Cemaat ben şeye katılıyorum. Kaparsa daha rahat idare ederim işte. Çıkıntı yapan adamlar olmaz. Olur yani. İnsan olduğu yerde her şey olur da 2012'deki AKP ile mücadelesine ben destek vermiş bir insanım. Bununla bedelini ödüyorum. İşte 7 yıl ceza aldım. İçeride kaldım 1 yıl. Cezam davam devam ediyor. Yargıtay'da. Doğruydu. Ama ondan sonraki süreç yönetimi çok facia yani. Böyle şey olmaz. İnsanlar şöyle Türkiye'de hani ben ya burada babasının nerede olduğunu söyleyemeyen kız çocuğunun o üzüntüsünü göremeyen insanların geliştik gidiştik demesi doğru değil. Ya burada yüz binler bile değil ya milyonlarca insanımız hala etkileniyor bu durumlardan. Biz hala rahat konuşamıyoruz. Hala yani şey değil yani hiç ceza davası almamış insan bile cemaatle bir ilişkisi varsa önceden hala diken üstünde. İster kamuda olsun ister özelde. Ya bunu... Siz o zaman şöyle ben sizin için bağlayayım Bünyamin Yok, Bey. Yok hocam. Bunlar yeni dakika. Konuşacağız da şey videoda. Oraya da geleceğim. Hani ta oradan. Ediyor, lafına mı? Yok orası şeye de geleceğim. Hani kısaca yorumlayacağım. Hani, konuş, az buçuk şeyimiz var. Onu kısaca yorumlayacağım. Biraz toparlarsanız. İşte onu eleştiri şeyinden geldik. İnsanların burada bir feryadı var. Konuşacak beklentileri var. Yani bizim yargılanmamız cemaatle ilişki düzeyimizden dolayı biz yolsuzluk yaptığımız için işte tacizden, hırsızlığın öyle bir yorgulamamız yok bizim. İnsanların yargılaması bu yönde olduğu için elbette cemaatin konumu, durumu şey böyle insanlar takip ediyor bir beklenti içinde yani insanlar diyor ki yani sizin bir şeyler yapmıyor mu sizin için bak uzaktan yakından insanlar. Ha şey diyeceğim işte cemaat İki şeye karar vermeliydi. Biz sosyal bir hareketiz. Bundan sonra hakikaten sizin gibi sivil düşen insanlar yönetime geçmeliydi. Anlayışı olarak diyorum yani böyle. Biz sivil toplum olarak devam etmeliyiz. Anlayışından yapamadılar. O mahrem yöneticilerimiz hala etki altında olduğu için yaşanan sıkıntıların temel sebebi birincisi bu. İkincisi de şöyle... evet hani bizim beklentimiz Türkiye'deki birçok insanın beklentisi bu işlere bir çözüm bulunması. Ya kolay değil biliyorum. Yani tabii ki yani bu 15 Temmuz'un içine girilecek dışına çıkılacak bu işler kolay değil ama Türkiye'deki insanların beklentisinin en önemli şeyi ya artık en azından hapisten kurtulacak formüllerin üzerinde durulması. Bunu görememesi insanların en büyük hayal kırıklığıdır. Yani yoksa... Bayağı bir konuda uzaklaşıyoruz Bünyamin Bey. Yok şöyle geleceğim. Ya tabii ki yani bunlar hep birbirine... Toparlayın lütfen. Çünkü
toparlamaya çalışıyorum ben de. Bir iki kişi daha kaldı. Sonra tamam, kapatacağım ya. Çünkü daha doğru. İşte şey, merak etmeyin, yine konuşacağız. Kısaca, ben iddialarını bilemem doğru yanlış. Ebu Seleme de değil hocam. Yok yok, Seleme demişti, oraya geleceğim. Seleme'nin söylediği feryadı doğruydu yani. Bakın hiçbir şey yapılmıyor. 8 senedir insanlar, oradaki feryadı doğru. İddiaları doğru yanlışlığı şey böyle ama Süleyman Soylu'yu nasıl Peker siyasi hayatını kısmen bitirdiyse tam olarak bitirdi diyemiyorum. İddialı bir cümle olur. Ama Süleyman Seleme iki kişiyi etkiledi. Mustafa Özcan ve Cevdet Türkoğlu. Ben tanımıyorum, etmiyorum. Onların etkiledi. Burada bir kişi öne çıktı videoda. Evet, biz Hoca Efendi'nin hasta, yani yaşlı olduğunu biliyoruz tabii ki. Yani o bunların bize tabii ki artık bir onursal bir şeyimiz. Söyleyeceğini söyledi. Fikirleri onlar ayrı mesele ama orada bir kişi öne çıktı. Bilmiyorum. Abdullah Aymaz, ben buradayım dedi. Benim de cemaatin yeni dönemdeki hani gruplaşmalar olacağını ben de biliyorum ama Aymaz dedi ki ben buradayım. Resme bence bilmiyorum. Ben öyle okudum. Abdullah Aymaz ben buradayım dedi diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sözler. Teşekkür ederim. Dediniz ki yani böyle eksiğini, gediğini bilmek, eleştiri önemli. Mağduriyetleri de görmek lazım. Cemaatte mi Hoca Efendi'nin insanların beklentileri var. Yani benim anladığım kadarıyla. Çünkü hocam karar alıcı mekanizmadan beklentiler var. Artık yok. Hoca Efendi'den değil. Karar alıcı mekanizmadan insanların beklentisi var. Çünkü onların kararıyla mağdur olmuş bir kitle var. Anladım. Bünyan Bey, bir sivil yönetimden insanlar, sivil kafalı insanlar olmalı dediniz. Önder Bey siz de buyurun. Sonra Yılmaz Akbey ile bitireceğiz inşallah. Hocam çok teşekkürler. Bir, 16 saat içerisinde edit edilmiş olan bir 2,5 dakikalık şeyden bahsediyoruz. Sessizlikten videoya. 16 saat geçti. Ondan sonra 2 dakikalık bir edit oldu. İki, bütün bunları... Bu ne demek şimdi? Bu ne yapacağız? Yani şey hocam, yani çok uzun sürdü diyorsun. 2,5 dakikalık editin 16 saat sürmüş olması, yani ben kendi adıma olan Osman Şimşek Hoca olsaydı 15 dakikada bunu yapardı diye düşünüyorum. Ama milleti benim düşündüğüm gibi düşünmüş olmaya değil de sadece düşünmüş olmaya sevk ediyorum. Böyle bir şey. Tamam, buyurun. İki, Ebu Seleme'nin açıklamalarından dolayı bu noktaya geldik. Israrla Ebu Seleme'ye denilmiş olan şeylerde psikolojik rahatsızlıkları var. Hanımı şöyle dedi, çocukları terk etti, psikoloğa gidiyor, istihbarat örgütlerine çalışıyor, MIT'e çalışıyor. Şudur budurdu ama benim programa katıldığında 4,5 saat konuşmuş olan Ebu Seleme inanılmaz akıllı, tek bir küfür etmeyen, provoke etmezsen de akıllı bir şekilde konuşan bir insandı. Ama Ebu Seleme'yi motor şey yaparsanız, manipüle ederseniz de evet maalesef sonradan çıkan kimseydi. Bu 2,5 dakikalık video görselinde kimler vardı görüntüde? Bir, Abdullah Aymaz vardı. Tamam. Bir cümle söylüyordu Hoca Efendi'ye orada. Hizmetler dünyanın her tarafında gelişiyor ve artıyor hocam dedi. İki. Doğru değil mi? Gene bizi dinleyenlerin vicdanına bırakayım ben öyle mi diye. Ben eğer bir şeyler söyleyecek olursam ben hizmetin olduğunu fakat eskiyle kıyaslanmış olduğunda her geçen gün daha da kötüye doğru gitmiş olduğu kanaatindeyim. Ve bilinçli olarak yönetiminde bunu yaptığı kanaatindeyim. İş bilmemezlik yüzünden. İki, Naci abiye toplantı oldu mu diye soruyor Hoca Efendi. Naci abi de çok kalabalıktı. Herkes geldi hocam diyor. Ben bunun da böyle olmadığı kanaatindeyim. Üç. Bu Türkçe olimpiyatları falan olabilir mi? Fransa'daydı yani? O en son. Fransa'da bir toplu şey oldu. O Türkçe olimpiyatlarının dışında sanki başka bir toplantıymış gibi algıladım ben ama. Ya şeyde tamam. De bu cümle doğru olmaz ama bindirilmiş kıtalar tanımı vardı. O Türkçe olimpiyatları gerçekten çok önemli. Fakat bütün Amerika içerisinde insanlar mobil olup oraya gidiyor mu? Evet, hizmetimiz deyip gidiyordur. Yani kendimizin çalıp kendimizin oynamış olduğu uluslararası güzel değişik bir şey oluyor bu da. Bir adım daha atıp devam ediyorum hocam. Başka isimlerden bahsetti Hoca Efendi. Bir, Esat fotoğraf çekiyor dedi. Esat Cevdet abinin oğlu. İki, Muhammed Bey dedi, teşekkür ederim dedi. Hep ilgileniyor, uğraşıyor dedi.
Muhammed Bey Cevdet abinin damadı. Bir hanımefendiden bahsetti. O Cevdet abinin eşi. Yani bir de bundan önceki bir görsel vardı, bir fotoğraf vardı hatırlayın. Hoca Efendi'nin elinde baston var. Hoca Efendi bastonla yürümeyi seven birisi değil. Evin içerisinde arkasında boylu boyunca Cevdet abi duruyordu. Yani öyle korkunç güzel bir PR'dı ki Cevdet abiyle ilgili. Bundan daha güzelinin bu 2,5 dakika içerisinde yapılabilmiş olması mümkün değildi. Sizce, yani bilmiyorum, seyirciler katılıyor mu sizin bu düşüncenize? Yani gerçekten Cevdet abi yani ben danışman olsaydım Cevdet abinin, abi bu kadar açıktan kör gözün parmağına gibi yapmayalım, geçirelim senin ismini görsellerini ama böyle kör gözün parmağına yapmayalım derdim. Edit edilmiş olan o konuşmanın içerisinde de 4 defa Cevdet abinin ailesinden insanlara vurgu yapılmış olmasındansa abi onu şöyle yapsak daha iyi olur derdim diye düşünüyorum. Devam edeyim yoksa durayım mı? Devam edeyim. Bu şekilde inanılmaz bir şey vardı. Yani Cevdet abi PR'ı vardı. Evet, Hoca Efendi ısrarla Ahmet Kurucan'ın yazmış olduğu makale, Kemal Gülen'in yazdığı, Naci Tosun'un, İsmail Büyükçelebi'nin, Abdullah Aymaz'ın herkese söylemiş olduğu şu: artık ona hiçbir şeyi götürmeyeceğiz, onu yormayacağız. Zaten orada Naci abinin ve Abdullah abinin söyledikleriyle de Hoca Efendi gerçek dünyadan koparılmış ve duyup mutlu olmak istediği şeylerin en etkili ağız olan Naci abi gibi, Abdullah abi gibi insanlardan duymuş olması söz konusuydu. Zaten Hoca Efendi yokmuş gibi son 7 yılda hareket etti yönetim kurulu. Ama yönetim kurulu böyle hareket ederken ve Hoca Efendi'yi de izole edip kimseyi de konuşturmalarken inanılmaz kötü yönetim içerisindeler. Yani bu küçücük krizi bile yüzlerine, gözlerine bulaştıraraktan kamuoyu içerisinde, özellikle cemaatin tabanı bağlamında felaket kötü bir kriz yönetimi yaptılar. Bunda da mesela somut örnek yine ben vermiş olmak istiyorum. Barbaros abi, benim bildiğimden bu tarafa 45 yıldır, 50 yıldır medyanın önüne bir kere çıkmayan insandı. Ama konu kendisi olunca 2 defa, 3 defa programa çıktı. Canlı 2 defa yazılı açıklama yaptı Emroslu'ya. Bir defa da o yazılı açıklamalardan birisini okudu. Ali Ursavaş Afrika'yı yöneten bir insandı. Okullara bakan bir insandı. Hayatında bir defa medyaya çıkmayan insandı. Ama kendisine saldırı olunca, bakın hizmet edemiyorum, Hoca Efendi'ye demiyorum, kendisine muhtemel saldırı olunca yazılı açıklama yaptı. AFSF'nin itibarı yerlerdeydi. En son yaptığı açıklamayı değiştirmiş olmasına kadar, Amerika hadiminin değişip değişmemesi olmasıyla ilgili. Kendisi bir açıklama yapmış olmak istedi. Ve de gene dikkat edin, Cevdet abiye saldırıldığında Barbaros abinin açıklamaları hiç olmadı. Ali Ursavaş'ın hiç açıklamaları olmadı. Yönetimdeki diğerlerinin açıklamaları olmadı. Burada da Barbaros abiye saldırılırken Cevdet abinin hiçbir açıklaması olmadı. Burada da şunu demek istiyorum, gruplar var. 5-6 grup var. O 5-6 grup dışarıdan kendilerine bir saldırı olursa dışa doğru kapanıyorlar, o saldırıya karşı mücadele ediyorlar. Ama sesli, ama sesli. Eğer dışarıdan bir saldırı olmazsa kendi içlerinde birbirlerinin yercesine güç devşirme, pastadan pay almış olma, Hoca Efendi'den sonrasının oyununu kurma mücadelesi yapıyorlar. Allah gecinden versin, başımızdan eksik etmesin, vefat ederse Hoca Efendi, ilk basın toplantısını yaptıklarında o basın toplantısının içerisinde kimler olursa hizmetin tabii senatörleri olarak ölünceye kadar hizmeti yöneteceklerine inanıyorlar. Ne demek istiyorum? Koronanın olduğu dönemde İngiltere'den direkt Amerika'ya gidiş olmuyordu. Karantinada tutuyorlardı. Mustafa Yeşil Amerika'ya Hoca Efendi rahatsız olduğunu duyduğunda Mısır'a gidip 2-3 gün Mısır'da kalıp oradan direkt Amerika'ya gitti. Abdullah Aymaz abi bütün her şeylerini iptal edip direkt Amerika'ya gitti. Niye? Allah gecinden versin, Hoca Efendi'nin vefatı sonrasındaki o basın toplantısında olabilmiş olmak açısından. Son cümlemle de bitiriyorum hocam. O da şu: zaten yönetim kurulunun hepsi Mustafa Özcan'ın gözetim ve denetimi altında. Ve bundan sonra Mustafa Özcan'ın istemiş olduğunun dışında bir şey yapılması mümkün değil. Maddi kaynaklar onun altında. Yani Talip Büyük'te şudur budur falan, başka şeyler de elbette var. Hoca Efendi öyleymiş gibi gösteriliyor ama bütün hepsini o kontrol ediliyor. İnsan kaynakları inanılmaz bir şekilde çok işin ucundan tutuyor. Bütün Türkiye'den dışarıya gitmiş olanlar bağlamında. Ama
çocukları kaybolmasın diye kültür merkezine gönderme, eşim bir yerlere gitsin diye derse gitmiş olması, kermeslere katılmış olması gibi şeyler oluyor. Ve biz genç yetiştirme, insan yetiştirmiş olma özelliğimizi de kaybettik. Rehberlik bu hizmetin en önemli bir şeyiydi. Rehberliğin bile çocuklara Kur'an öğretilmiş olmasını bile paralı hale getirdik. Bu da cemaatin artık cemaatliğin ötesinde bir, ya korona döneminde Hoca Efendi'den, yani şöyle diyelim o zaman, tamam yani maddi kontrol büyük ölçüde Cevdet Bey'in şey, Mustafa Yeşil ve Cevdet abinin elinde. Şunu da tamamlıyorum. O kadar parasal hale döndük ki korona döneminde çıkan bir dua kitabını bile, ulan ver cemaate bedava abi, ilk defa dedi ki cemaate bedava verdim. Zaten eski duaları topluyorsun. 15 euroya sataraktan nereden kar ederim diye düşünen Yahudi esnaflara döndük. Bu beni çok üzüyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Yani nokta nokta söylediniz, tekrar özetlemeye de gerek yok ama anladım, yani bu videodan siz daha çaplı bir propaganda çalışması var diye düşünüyorsunuz özellikle. Ve Hoca Efendi de esir kelimesini kullanırsam millet toplar. Yani şimdi bakın, Hazreti Osman Efendimiz gibi bir süreci yaşıyor. Yanına gidebileceği bir akrabası bile yok. Ama tercihi Hoca Efendi bu yönde kullandı. O zaman sonuçları da acı ama böyle oluyor. Anladım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Yılmaz hocam siz de buyurun. Siz bu video, yani sessiz veya işte reddetme durumundan videolu açıklamaya kadar giden sessiz video, sesli video tartışmasına siz nasıl bakıyorsunuz, ne gördünüz? Diğer mevzuları yine konuşacağız arkadaşlar. Bu son odamız değil, ilki değil biliyorsunuz. O yüzden o konuya bağlı kalırsak güzel olur. Buyurun. Şu an konuşuyor musunuz? Listener oldu birden. Evet. Bir sıkıntı var herhalde. Onun yerine o zaman madem şey yaptık, bir kişiye daha söz hakkı. Yani Yılmaz Bey, bir daha deneyelim. Buyurun Yılmaz Bey. Sesiniz açın Yılmaz Bey. Hocam Yılmaz, sesim geliyor mu? Geliyor. Bir buyurun. İnternet bağlantısı sorunu yaşadım da kusura bakmayın. En son söylediklerinizi duyamadım ben. Kısa kesici videodan çok da bir anlam çıkartılacağını düşünmüyorum. Hoca Efendi'nin fotoğrafları paylaşıldı. Video görüntüleri paylaşıldı. Bu sefer de konuştuğu görüntüler paylaşıldı. Bu sağlık durumuyla alakalı. Kısaca insanların işte tatmin olmamasıyla alakalı çabaların devamıydı. Elbette poz verenlerle alakalı her türlü spekülasyon yapılabilir. Videoda daha önce bulunanlar kimlerdi, bugün bulunanlar kimlerdi? Hoca Efendi sonrasıyla alakalı, insanların hazırlık yaptığıyla alakalı. Rabbim uzun ömür versin, sağlık versin diyelim. Rabbim hayırlı ve sağlıklı ömürler versin Hoca Efendi'ye. Fakat demin burada bir ifade de bulundu bir arkadaşımız. Güzel, iyi niyetliydi. Ancak ifade şuydu, yani prensipler bellidir. Hoca Efendi'nin vaaz ettiği prensipler, ilkeler, bunları yapmak kolaydır. Ben tam tersini düşünüyorum hocam. Hizmetin yaşadığı sorunla alakalı. Evet, İslam'ın vaaz ettiği prensipler az çok bellidir. Ondan sonra evrensel prensipler, ilkeler az çok bellidir ama bugün Türkiye'de İslam cıların yaşadığı sorun aslında bu prensip ve ilkelerin günümüz dünyasında bir devlet yapısına nasıl uygulanacağı, bir şirket yapısına nasıl uygulanacağı, hayata nasıl uygulanacağı ile alakalı çok ciddi sorunlar var. Ve bu sorunlar hocam bizler aşamadığımız için, yani yönetim sorununu ve yönetimde etik sorununu aşamadığımız için bu sorunları yaşıyoruz. Yönetimde iletişimden tutun, yönetimde etik konularına kadar. Yani 21. yüzyılın gereklerini bilmediğimiz için bu sorunu yaşıyoruz. Yani bizim zihnimizde Müslümanlar olarak hep biz iyi insan yetiştirirsek, iyi insanlar iyi yerlere gelirse bu işler güzel olur ezberi vardı. Bu işin böyle olmadığını Türkiye'de İslamcılar da öğrendi. Cemaat de inşallah öğrenmiştir diye ümit ediyorum ama çok böyle öğrenmişe benzemiyor. Yani iyi insanları iyi yere getirmekle hocam bir cacıkta olmuyor. İyi insanlar hocam, iyi sistemlerle bir yere getirmeniz gerekiyor. İyi sistem olmayınca istediğiniz kadar iyi insanlar iyi yerlere gelsinler, doğru sonuçlar vermiyor. Sistemlerin de bu etik kuralların doğru işletilebildiği, yönetimin doğru yapılabildiği sistemler olması gerekiyor. Ve o sistemi işleten insanların da sadece iyi olması gerekmiyor. Profesyonel anlamda
bu sistemleri bu etik kurallara, ahlaka, modern hayata uygun olarak işletebilmeleri gerekiyor. Yani birçok şeyin bir araya gelebilmesi. Ben bir eğitimciyim. Bana bazen soruyorlar. Çalıştığım kurumlar çok başarılı. Benim sayemde değil. Benden önce birçok insan bu kurumlarda çalıştı. Şimdi de çok kaliteli insanlar bu kurumlarda çalışıyor. Bazen diyorlar ki bu başarının sırrı ne? O neyi, hangi birini sayayım diyorum. Çünkü sayılması gereken yüzlerce şey var bu kurumların başarısında. Dolayısıyla öyle 3 tane 5 tane ilkeyi biliyorum, iyi insanları getirdim, çok iyi bir liderim var la çok başarı gelmiyor. Yani o başarının gelebilmesi için siz eğitimi de çok iyi bilmeniz gerekiyor, yönetimi de çok iyi bilmeniz gerekiyor. Doğru kaynakları, bir tane liderliğe yüzlerce lidere ihtiyacınız var. Bunların hepsinin çok profesyonel insanlar olması gerekiyor, qualified insanlar olması gerekiyor, eğitimi de yönetimi de bilmesi gerekiyor, iletişim de bilmesi gerekiyor. Yani neyse kısa keseyim dedim, kısa keseyim. Yani öyle ilkeler, prensipler belli değil maalesef. Onların günümüzde modern hayata uygun bir şekilde vakıflara, şirketlere, derneklere, okullara, holdinglere ve devlete uygun şekilde tekrar yazması gerekiyor Müslümanların. Bu konuda Batı'yı örnek alabiliriz diye çok arkadaşımız çok söylediler ama biz örnekleri kendinden hareket deyip kimseye örnek almamayı uzun süre tercih ettik. Burada kesiyorum. Teşekkür ederim. Eagle'dan sanki bir cümle söyleyip kapatacaksınız hocam, gibi bir şey. Hocam bir cümle söyleyebilir miyim? Önder Bey, ben de size aslında bir soru soracaktım. Onu da sorayım. İkisini birlikte yapsanız olur mu? Ben sadece kendim bir cümle İsmail Hocam. Sonra soru kısmı ayrıca İsmail de söylersek ona göre sahip oluruz. Buyurun siz söyleyin. Sonra Eagle One'ın size bir sorusu var. Hocam gizli reklam mesela bazı televizyon programlarında falan olur hani. Yani bir dondurma yiyordur. Orada gizli reklam olur. Herkül apını diyorsun. Yani şimdi Çağlayan dergisiyle ilgili abi kör gözün parmağına diye bir reklam yapıldı ki. Yahu Hoca Efendi'nin hayatta olup olmadığının tartışıldığı, kelimeleri YouTube yutmadığının konuşulduğu, hafızası nasıl diye bakıldığı bir yerde araya Çağlayan'ın reklamını koymuş olmak da çok özür diliyorum ama ölümdeki birisinin yanına derginin resmini çekip fotoğraflamış olmak kadar bana basit geliyor. Bu akla uyan insanları, bu PR'ı yapan insanları da tanıyorum, seviyorum fakat kınıyorum hocam. Bitti. Ben Çağlayan değil de o bu son Herkül apı var ya arkada, onu gösterdiler. Ben bir de arkadan görüntü almışlar. Yani ilginç, yani bir onu bir kareografi gerektirir ya, o anlık gelişen bir şey değil. Ben oradan apı gösterdiğim zaman sen de arkadan görüntü çek demesi lazım. Ne bileyim ya, biraz Herkül ve hizmetten son. Yani sanki onların dışında hizmet yok. Yani peygamber yolu. Ulan senin dışındakinde peygamber yolu değil mi? O peygamber yolu değil. O Rifit Haylamaz yolu. Sustum, tamam. Teşekkürler. Eagle One bir şey soracaktı sanki. Buyurun Eagle. Hocam uzattığım için kusura bakmayın. Bunu sadece merak ettiğim için soruyorum. Önder Bey, Cevdet Bey için Cevdet abi diyor sürekli. Yani bu bana bir saygı, hala bir saygı ifadesi gibi geliyor. Öyle mi? Öyleyse niye kendisine hala Cevdet abi diyor? Diğer sorum ise Fethullah Gülen'in... Hemen bir soruya cevap vereyim mi? Bunu da sorayım. Fethullah Gülen'in bir tercih yaptığını söyledi Önder Bey. Bu tercih Önder Bey için ne ifade ediyor? Yani iyi midir, kötü müdür, yoksa hayal kırıklığı mıdır? Neden böyle bir tercih yapmıştır? Önder Bey için bu ne ifade ediyor? Merak ettim. Sadece merak ettiğim için soruyorum. Niye Cevdet Bey abi diyorsunuz diyor. Cevdet abi, ben İzmir Atatürk Lisesi'nde lise 2. sınıfken o lise 3'e gidiyordu. Ve aynı yerde Hoca Efendi'nin yanında birlikte kalıyorduk. Hukuk'a sonra o İzmir Hukuk'a gitti, ben Ankara Hukuk'a gittim. Her zaman da görüşüyorduk. Cevdet abi benim için, Barbaros abiyle çok çekişmeler olurdu o dönemde. Barbaros abinin kovduğu olurdu, onun kızdığı olurdu, ağladığı olurdu. Yani şunu demek istiyorum. Cevdet abi benim için hep abiydi. Ve ben Cevdet abinin gene... Hizmetin 5 kuruşunu çaldığı, aldığı kanaatinde de değilim. Ticaretle uğraşması yanlıştır. Hoca Efendi'nin yanında bulunan bir insan olarak ticaret şey, bütün bunlarda da hemfikirim. Ama Cevdet abi benim için abi, hizmetin de parasını almamış, hep vermiştir. Hı-hı. O yüzden abi demiş olmanın dışında şey yapamam. Diğeri de Hoca Efendi'nin tercihi, bunlar ben demedim diyen birisi vardı sanıyorum. Hoca Efendi pek yönlü bir yola 15 Temmuz'dan sonra girince, 15 Temmuz, 14 Temmuz, 12 Temmuz'da kampta kimler varsa
kendilerinin bu cemaatin içerisinde bundan sonra daima tabi senatör gibi üst görevlerde olacağına inanıyorlar bence. Bu bir. İki, tek yönlü bir yola girmiş olan Hoca Efendi başka alternatifi olmadığı için Hacı Kemal olsaydı beni bu durumda bırakmazdı deyip üzülüp ağlayan, Yusuf Pekmezci olsaydı onunla birlikte giderdik deyip onu özlediğini ifade eden, bu tek yönlü yolda maalesef akrabaları da hep dışlandığı öteki gibi davranılmış olduğu için bunun dışında bir seçeneği yoktu. O da o seçenekle devam etmiş oldu. Evet, teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Burada Hoca Efendi'nin son videosuyla beraber aslında işte cemaatin o bir manada mini bir ne diyelim toplumsal reaksiyon sürecini konuştuk. Yani diğer konuları konuşmaya fırsat olmadı. Yani zaten bugün girmeye niyetimiz yok. Odaları biraz 2-2,5 saatte en azından sınırlatmaya çalışıyorum. O yüzden uzatmayalım. Ama diğer mevzuları özellikle bu Meral Gıdık'la oyunuyla ilgili başka bir odada yine konuşacağız. Onun neden kritik bir şeyi var? Niye beni söylenenler şu ana kadar tehlikenin geçmiş olduğuna ikna etmedi veya çeşitli kötü alışkanlıkların bırakıldığına ikna etmedi gibi mevzuları da konuşacağız. İzlediğiniz, dinlediğiniz ve katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Bu sefer biraz daha relax bir şey denedim ama sanırım insanlardan daha derli toplu şeyler beklemek daha iyi olur. Herkes duygu ve düşüncesini net bir şekilde ifade ederse bundan sonraki programlarda da daha çok insanın sesini duymuş oluruz diye düşünüyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi günler.